Konu başlığımız uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı. Avrupa'nın gelişim sürecine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar Avrupa 100 yılda ya da 200 yılda gelişen bir e, topluluk değil. Avrupa gelişimi geçmişten günümüze uzun yıllara dayanıyor. Burada özellikle coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa ekonomik olarak kendini zenginleştirdi. Sonrasında Avrupa Rönesans'la edebiyat, sanat, bilim, kültür alanında gelişmeler sağladı. Arkadaşlar sonrasında Rönesans'tan sonra önlerindeki en büyük engel olan Hristiyanlık dininde özgürlüğü getirdiler. Yani reform olayıyla birlikte kendilerini daha da geliştirdiler. Sonrasında sanayi inkılabı ile makinalı üretime, Fransız ihtilaliyle siyasal değişime uğradılar ve aydınlanma çağı gibi aşamalardan geçerek Avrupa kendini geliştirdi diyoruz. Tabii ki bu dönemin en önemli iki gelişmesi bizler için bir tanesi sanayi inkılabıdır, bir tanesi de Fransız ihtilalidir. Hemen devam edelim. Arkadaşlar burada özellikle şimdi bu konularımızın detaylarına gireceğiz. Sanayi inkılabına bakacağız. Sanayi inkılabını geçtiğimiz yıldan hatırlayacaksınız. E sanayi inkılabı İngiltere'de ortaya çıkan bir olay. Tabii ki İngiltere'de ortaya çıktı diye sadece orada kalmıyor. Avrupa'ya sonra da tüm dünyaya yayılıyor. 1750'li yıllarda insan ve hayvan gücü yerine makina gücü kullanılmaya başlayan dönemdir. Artık insanlar elle üretmek yerine makine gücüne geçiyor ve üretim böylece artıyor. Arkadaşlar insan ve hayvan gücüyle çalışan makinelerin yerine buhar gücüyle çalışan e, makineler yapılıyor, seri üretim artıyor. Yani bu ne demek? E, kısa zamanda çok sayıda ürün ortaya çıkarılıyor ve üretim arttığı için de malların fiyatları ucuzluyor. Tabi burada çok önemli bir nokta var. İnsanların üretme, devletlerin üretme ihtiyacı sonucunda ortaya ham madde ihtiyacı çıkıyor. Yani bir şeyin asıl maddesine ulaşma ihtiyacı. Örnek veriyorum. Diyelim ki İngiltere fabrikada üretecek. Ne üretecek? gömlek üretecek, elbise üretecek. Bu elbisenin ham maddesi, ana maddesi nedir? Pamuk. Pamuk İngiltere'de yoksa ne yapacak? İngiltere bunu bir şekilde temin etmeye çalışacak. İşte biz buna ham madde ihtiyacı diyoruz. Ayrıca ürettiği ürünleri de tabii ki satmak isteyecek ve böylece ortaya pazar ihtiyacı diye bir durum çıkmış olacak. Sanayileşen ülkeler yani güçlü ülkeler ham madde ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapacaklar? Tabii ki de para verip alma yolunu tercih etmeyecekler. Zayıf olan ülkelere göz dikecekler. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koyacaklar ve ürettikleri malları bu ülkelere satacaklar. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Sömürgecilik diyoruz. Lütfen buraya çok dikkat edin. Sömürgecilik 1. Dünya Savaşı'na dünyayı götüren en önemli şeylerden bir tanesidir. Sanayileşen ülkeler daha fazla sömürge elde etmek için birbirleriyle bir süre sonra rekabete başlayacaklar ve bunun sonucunda dünya bir savaşa doğru sürüklenecek. Bu savaşın adına da biz Birinci Dünya Savaşı diyoruz. Gelelim o dönemde yine çok önemli bir olaya. Fransız İhtilali. Fransız İhtilali adından da anlaşılacağı üzere 1789 yılında Fransa'da ortaya çıkan bir olay. Kısaca olay şu arkadaşlar halk krallık yönetimine isyan ediyor. Halkın krallık yönetimine karşı başlattığı isyana biz Fransız İhtilali diyoruz. Fransız İhtilali sebebiyle dünyada adalet, eşitlik, özgürlük ve özellikle milliyetçilik gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Şimdi buradaki milliyetçilik kavramına özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri büyük sıkıntılara soktu. Ne hangi devletler bunlar? Özellikle Avusturya ve Osmanlı Devleti gibi. Çok uluslu devletlerde Rusya ve İngiltere'nin kışkırtmasıyla isyanlar çıkıyor ve azınlıklar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Çok uluslu devlet ne demek? İçerisinde birden fazla milletin yaşadığı devlet demektir. Mesela Osmanlı çok uluslu bir devlettir. Ee, eskiler şöyle söylerler Osmanlı için 72,5 milletten oluşur derler. Bu çoğu çingeneler olarak, çingeneler olarak söylerler. 72 millet. Ya bunları da sayabildiklerimi size söyleyeyim mesela. Türkler var. Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezler, işte Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Bulgarlar, gibi gibi daha birçok millet çok uluslu millet olarak Osmanlı Devleti milliyetçilik akımından olumsuz bir şekilde etkileniyor. Çünkü milliyetçilik akımı her millete bir devlet sloganıyla azınlıkları gaza getiriyor. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip. Yani içinde birden fazla ulus barındırmakta. Biraz önce bunu vurgulamıştım. Bu farklı uluslar Avrupalı devletlerin de kışkırtması ile kendi devletlerini kurmak için bağımsızlık isyanlarını başlatıyorlar. Özellikle Balkanlar'da etkili olan bu isyanlar Osmanlı topraklarının kaybına sebep oluyor. Bakın Osmanlı dediğimiz zaman çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu evet ama bunun yanında Rumların, Bulgarların, Arapların, Ermenilerin, Yahudilerin, Sırpların ve daha birçok sayamadığımız milletin oluşturduğu bir devlet. Şimdi düşünsenize Ermeniler diyor ki ben ayrılacağım. Yahudiler diyor ki ben ayrılacağım. Sırplar diyor ben ayrılacağım. Rumlar diyor ki onlar ayrılırsa ben dünden ayrılırım. Bulgarlar tamam ben de ayrılıyorum. Araplar da ayrılıyor. E ne oldu? Ortada devlet kalmaz, değil mi? Herkes devletten çekilirse, toprak alıp çıkarsa ortada Osmanlı devleti kalmaz. İşte milliyetçilik akımı Osmanlı devletini böyle olumsuz bir duruma doğru sürüklüyor. Arkadaşlar, tabii ki bu dönemde Osmanlı devleti de hiç iyi bir durumda değil. Bakın burada ne dedik başlığımızda? Konu başlığımızda sarsılan Osmanlı, güçlü bir Osmanlı yok. Niye sarsılıyor? Zaten sanayi ile sanayileşmeyi sağlayamadı. Fransız ihtilaliyle de zaten çok uluslu olduğu için sıkıntıya uğradı. Bir de o dönemde özellikle dış, dışarıdan aldığı Osmanlı Devleti'nin borçlar var arkadaşlar. Yüksek faizle borç alıyor Osmanlı Devleti. Ve bu aldığı borçları Borçları bırakın, faizini bile ödeyemiyor. Borçları ödeyemeyince alacaklı devletler diyor ki: "Kardeşim, orada dur. Bizden para aldın, aldın, ödemiyorsun. O zaman ne yapacağız? Haciz edeceğiz." Ne yapıyor bugün insanlar? Bankadan kredi çekiyor. Ödeyemeyince ne oluyor? Banka diyor mu ki aa ödeyemediniz olsun bir şey olmaz diyor mu? Hayır demiyor değil mi? Ne yapıyor? Eve haciz gönderiyor. İşte alacaklı devletler de Osman Devleti'ne diyor ki bizden parayı aldın aldın geri ödemedin. Ne yapacağız? O zaman haciz edeceğiz. Bunun için alacaklı devletler bir araya gelerek duyunu umumiye adında bir teşkilat kuruyorlar. Genel Borçlar İdaresi. Peki bu teşkilat nasıl çalışıyor? Ne yapıyor? Diyor ki bu teşkilat Osmanlı Devleti'nin tüm gelir kaynaklarına el koyacağım diyor. Yani bildiğiniz hadz ediyor. Bu teşkilat. Bir de zaten kapitülasyonların varlığı Osmanlı ekonomisini tamamen ne yapıyor? Bitiriyor sevgili arkadaşlar. Kapitülasyonlarda neydi? Dış ülkelere verilen ekonomik ayrıcalıklardı. E bir de zaten ekonomiyemize duyun Mumiye el koydu. Ne oldu? Demek ki Osmanlı ekonomisi çöktü. Zaten duyun umumiyenin varlığı Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını yitirdiğini gösterir. Arkadaşlar Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali gibi Avrupa'da meydana gelen bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin ekonomisini, siyasetini, sosyal hayatını olumsuz olarak etkiliyor ve devlet dağılma noktasına geliyor. Bazı aydınlar ortaya çıkıyorlar ve bu aydınlar ya da yöneticiler diyorlar ki biz bu devleti dağılmaktan kurtarabiliriz. Bunun için ortaya bazı fikir akımları atılıyor. Bu fikir akımlarında burada isimlerini görüyoruz. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi isterseniz bu fikir akımlarının detaylarına bir bakalım. İsimlerini bilseniz bile zaten çıkarabilirsiniz. Çağrışımı yapar sizler arkadaşlar. Dikkat edelim buraya. Osmanlıcılık dediğimiz zaman olayımız şu arkadaşlar. Ben burada kısaca bakın anahtar kelime olarak sizlere eşitlik diyorum. Şimdi Osmanlı'yı oluşturan bütün milletlerin bir arada olmasını düşünen bir arada olursa dağılma olmaz diye düşünen fikir akımı. Şimdi baktığımız zaman Osmanlı'da yaşayan herkes bir arada evet güzel olur ama milliyetçilik fikriyle bu adamların aklına bir kere ayrılıtıcı düşünceler girmiş. Osmanlıcılık sizce tutar mı? Tutmaz. Zaten Osmanlı'yı dağılmaktan kurtaracak bir fikir akımı değil. Tüm vatandaşların ...Osmanlı kimliği altında eşit şekilde yaşamasını savunuyor. Tabii ki de dağılmayı önleyemiyor bu fikir akımı. Hemen geçelim bir diğer fikir akımıza. İslamcılık fikir akımı adı üstünde zaten belli. Halifenin etrafında toplanırsak dağılma önlenebilir düşüncesini savunuyor. Müslümanları tek bir çatı altında toplamak gerektiğini söylüyor. Bakıyoruz ki bunu da 1. Dünya Savaşı'nda ne oluyor arkadaşlar? Araplar İngilizlerle işbirliği yapıyor ve bize karşı savaşıyorlar. E bu da tutmayacak bunu da anlıyoruz. Geliyoruz bir diğer fikir akımımıza. Türkçülük fikir akımı dünyadaki bütün Türklerin bir bayrak altında toplanmasını amaçlayan düşünce akımıdır. Dikkat edelim bu düşünce akımı da Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtaramıyor. Ama bakın ama bir yür koyuyorum. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında bu fikir akımı etkili oluyor. Lütfen burayı unutmayın. Halkımız Türkçülük etrafında birleşerek bugünkü devletimizin kuruluşunu Mustafa Kemal ile birlikte sağlıyor. Gelelim Batıcılık fikir akımına. Osmanlı'nın kurtuluşunun tek yolunun Batı'ya ayak uydurmak olduğunu söylüyor bu düşünce akımı. Bunun için çeşitli alanlarda yenilikler yapılması gerektiğini belirtiyor. Atatürk dönemi inkılapları bu düşünce çerçevesinde yapılıyor. Yani Atatürk'e batıcı diyebiliriz. Aynı zamanda Atatürk Türkçüdür de. Bunu da unutmayın. Tabii ki 20. yüzyılın başlarında genel duruma baktığımızda siyasi, askeri, ekonomik olarak Osmanlı çok zor durumda. Bunu çok rahat bir şekilde konulardan zaten görebilirsiniz. Bu zorlukları aşmak için çeşitli yenilikler yapılsa da hiçbiri devleti dağılmaktan maalesef kurtaramıyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bir de devleti dağılmak için son olarak şuna bakalım. Osmanlı devlet adamlarının ortaya attığı düşünceler var. Şimdi burada biraz önce Türkçülük, Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık dediğimiz fikir akımları Osmanlı aydınlarının ortaya attığı fikir akımlarıydı. Bu sefer devlet adamları diyorlar ki dağılmayı nasıl önleyebiliriz? Tanzimat fermanını ilan ederek önleyebiliriz. Nedir bu tanzimat fermanı? 1839 yılında yayınlanan bir ferman, padişahın emri. Olay şu, Osmanlı'da yaşayan herkesi dil, din, ırk ayrımı yapmadan eşit kabul edeceğiz. Böylece dağılma önlenecek. E Osmanlıcılıkla benzemiyor mu zaten? Evet, tutsaydı orada tutardı. Demek ki tazimat fermanı da işe yaramayacak. Islahat fermanında durum biraz daha garip arkadaşlar. Tazimat fermanıyla tüm vatandaşları eşitlemiştik ya. Islahat fermanıyla bu sefer gayrimüslimlere yani azınlıklara daha fazladan haklar veriliyor. Yeter ki bizden ayrılmayın. Alın size fazla hak diyoruz. Adamlar hayır diyor. Biz devletimizi koruyacağız. Devlet sahibi olacağız. Yani ne kadar fazla hak verirsen ver yine de tutmuyor. Salt fermanında da alman önüne maalesef geçemiyor. Şimdi gelelim meşrutiyet arkadaşlar. Meşrutiyet bambaşka bir olay. Çünkü meşrutiyet aslında bir yönetim şekli. Nedir meşrutiyet biliyor musunuz? Meşrutiyet bir devlette padişah ve meclisin bir arada bulunduğu yönetim şekline biz meşrutiyet diyoruz. Bakın, bazı aydınlar ortaya çıkıyorlar ve diyorlar ki padişahım bu ülkeyi de almaktan ancak sizle birlikte halk birlikte yönetirsek kurtarabiliriz diyorlar ve padişah baskılara dayanamayarak meşrutiyeti ilan ediyor. Şimdi meşrutiyeti ilan ediyor ve azınlıklar yönetimde hak alıyor. Yani o e, azınlık milletler vardı ya Yunanlar, Ermeniler, Rumlar onlar meclise giriyorlar. Ama bu da tabii ki dağılmayı önleyemeyecek. Halk burada kısıtlı da olsa demokrasiye katılıyor, yönetime katılıyor. Türk tarihinde ilk defa bu önemli arkadaşlar. Tabii ki padişah daha sonra meclisi kapatıyor. Aradan yıllar geçiyor. 1908 yılına geldiğimizde ittihat ve Terakki bu sefer İttihat ve Terakki baskı yapıyor ve tekrar padişah ikinci defa meclisi açmak zorunda kalıyor. Anayasa yürürlüğe sokuyor ve meclis yeniden açılıyor. Evet, Arkadaşlar bu konumuzda sizlerle beraber Mustafa Kemal'in hayatına giriş yapacağız. Zaten ilk bölümü çok rahatlıkla hepiniz biliyorsunuzdur. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik şehrinde doğmuştur. Annesi Zübeyde Hanım, ev hanımıdır. Babası Ali Rıza Efendi ise gümrük memurudur diyoruz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olan Selanik. Bakın Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olarak e, verilen bilinen Selanik batıya açılan kapımız olarak, adlandırılıyor. Bakın bu nokta çok önemli. Çünkü Osmanlı Devleti'nin o dönemde en batı sınırında bulunan noktası buradan görebilirsiniz. Burada Selanik şehrinin yerini harita üzerinde sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Selanik şehrine baktığımız zaman liman şehri, demiryolu var, farklı uluslar bir arada yaşıyor. Bu yüzden Selanik şehri önemli. Ticaret gemileri buraya gelebiliyorlar çünkü bir liman olduğunu söyledim. Demiryolu ile bağlantısı var. Demiryolu bağlantısı sayesinde bu şehre gazete ve dergiler gelebiliyor, yani kültürel olarak gerçekten zengin bir şehir Mustafa Kemal'in kendini geliştirebileceği bir ortam e, mevcuttur diyebiliriz. Gelelim Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı mahalle mektebiyle başlayacak. Annesi ve babası Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı konusunda bazı tartışmalar yaşayacaklar. Annesi onun dini eğitim, yani geleneksel eğitim veren bir okula gitmesini istiyor. Ancak babası onu modern okula göndermek istiyor. Öncelikle annesinin isteği kırılmıyor. Birkaç gün olmak üzere ya da bir hafta olmak üzere mahalle mektebine gönderiliyor. Annesinin isteği üzerine ilk olarak geleneksel eğitim yapan mahalle mektebine Mustafa Kemal başlıyor. Mustafa Kemal bu okuldan mezun olamıyor. Dikkat edelim bu okuldan mezun olamıyor. Çünkü kısa bir süre sonra modern okul olan Şemsi Efendi okuluna geçiş yapıyor. Babasının isteğiyle bu okula geçiyor arkadaşlar. Bu okul modern yöntemlerle eğitim yapan bir okuldur. Bu e, onun yenilikçi kişilik kazanmasında tabii ki de e, etkili oluyor. İlk öğrenimini bu okulda tamamlıyor. Mustafa Kemal bu okuldan mezun oluyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in 3. olarak gittiği okul Selanik Mülkiye Rüşdiyesi. Mülkiye devlet adamı yetiştiren okul demek arkadaşlar. Yani idari kadro yetiştiren devlet adamı yetiştiren okul Rüştiye de ortaokul demek. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi sivil bir ortaokul. Bu okulda okurken çevresinde gördüğü subaylardan etkileniyor ve asker olmaya karar veriyor. Gizlice sınavlara giriyor ve kazanıyor. Mustafa Kemal'in bu okulda okurken gizlice sınava girip kazanması onun kararlı ve idealist kafasına koyduğunu yapacak bir karakterde olduğunu bizlere gösterir. Lütfen buraya dikkat edin. Bu iki kişilik özelliği çok önemlidir. Mustafa Kemal bu okuldan mezun olamadan artık kazandığı askeri okula ne yapıyor? Geçiş yapıyor. Artık Mustafa Kemal nerede? Selanik'te askeri rüştiye, askeri ortaokulda Biliyorsunuz ki bu sınava gizlice girdi ve kazandı. Annesini de ikna etti. Bu da zaten kararlılığını vurguluyor demiştik. Sınavlara girerek kazandı. Bu okulda zekası ve üstün yetenekleriyle öğretmenlerinin sevgisini kazandı ve dikkatini çekti. Hatta bu okulda Kemal adını alıyor. E, matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa, oğlum senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra sana Kemal diyelim diyerek. Kemal adını Selanik askeri rüştiyesinde veriyor. Ortaokulu Mustafa Kemal artık bu okulda tamamlıyor diyoruz. Mustafa Kemal artık Selanik'ten ayrılık vakti geldiğini biliyor. Çünkü lise çağı başlıyor. Mustafa artık nerede arkadaşlar? Manastır'da askeri idadiye geliyor. İdadi lise demek. 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne başlıyor. Bu okulda Sınıf arkadaşı Ömer Naci. Ömer Naci ile birlikte edebiyata merak salıyor ve hitabete merak salıyor. Hitabet konuşma yeteneği demektir. Tarih öğretmeni Koluası Mehmet Tevfik Bey. Yine bu okuldaki tarih öğretmenidir. Ondan tarihi öğreniyor. Tarih bilincini alıyor. Fransız yazarların eserlerini okuyor. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi insanların eserlerini okuyarak milliyetçilik, eşitlik, özgürlük Demokrasi kavramlarıyla bu okulda tanışıyor. Ayrıca sadece yabancı yazarları değil, Türk yazarları da okuyarak mesela Namık Kemal'i vatan, millet sevgisi ve hürriyet düşüncelerini öğreniyor. Mehmet Emin Yurdakul'u okuyarak Türkçülüğü öğreniyor. Ziya Gökalp'i okuyarak yine Türkçülüğü öğreniyor. Tevfik Fikret'i okuyarak batıcılığı öğreniyor, Batı fikirlerini öğreniyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in dikkat edelim, fikir hayatını etkileyen en önemli okul Manastır Askeri İdadisi diyebiliriz. Lütfen burayı unutmayın. Mustafa Kemal'in fikir hayatı dediğimiz zaman aklımıza gelecek okul Manastır Askeri İdadisidir. Bu okulda okurken Türk-Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçıyor. Bu durum zaten Mustafa Kemal'in hangi özelliğini bizlere gösterir arkadaşlar? Vatansever olduğunu bizlere göstermektedir diyoruz. Gelelim Mustafa Kemal yine bir diğer okuluna. İstanbul Harp Okulu. Mustafa Kemal artık ülkenin başkenti olan İstanbul'a geliyor. 1899 yılında İstanbul'daki Harp Okulu'na giriyor. Harp Okulu'nda okurken arkadaşlarıyla birlikte bir gazete çıkarıyor. Arkadaşlarıyla birlikte bir gazete çıkartması Mustafa Kemal'in teşkilatçı özelliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda lider olduğunun da bir kanıtıdır. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Bu özellikler, kişilik özellikleri çok önemlidir. Mustafa Kemal bu okuldan 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Ama Mustafa Kemal burada kalmak istemiyor. Tabii ki askerlikte yükselmek istiyor. Artık sıradaki okulumuz İstanbul Harp Akademisi. Yani askeri liselerin, askeri okulların en üst kademesi. Harp Akademisi bu okulda derslerinin yanı sıra ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumla da yakından ilgileniyor ve bu okulu kurmay yüzbaşı olarak Mustafa Kemal tamamlıyor ve ilk görev yeri olarak nereye atanıyor arkadaşlar? Şam'daki 5. Ordu'ya atanıyor. Sevgili arkadaşlar, burada şunu da değinmeden bitirmek istemiyorum videomuzu. Dikkat ederseniz Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki okul tiplerine baktığınız zaman bir eğitim öğretimde birlik olmadığını görebilirsiniz. Bakın aynı dönemde Mustafa Kemal dini eğitim veren okula gitti. Modern eğitim veren okula gitti. Askeri eğitim veren okullar var. Bunun yanında sadece bizi ilgilendirmeyen azınlıkları ilgilendiren okullar var. Yani çok farklı okul çeşitleri var. İşte bu da Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretimde birlik olmadığının bir kanıtıdır. Evet arkadaşlar bekliyorum. burada e, çok fazla e, detaylı bir şekilde konulara bakacağız ama e, bu konu aslında tek sayfadan ibaret bir konu sadece bir sayfamız var üzerine birazcık konuşmamız gereken bir konu. Şimdi öncelikle ben sizlere şunu söyleyeyim. Bir insanın fikir hayatını ne etkiler? Baktığımız zaman ben kendi örneğimi size vermek istiyorum kendi fikir hayatımın nasıl etkilendiğini sizlere anlatmak istiyorum. Sonrasında da sizin bu konu üzerine birazcık düşünmenizi rica ediyorum. Şimdi ben sosyal bilgiler öğretmeni oldum. Ben sosyal bilgiler öğretmeni olurken benim öğretmenlerim gerçekten bu konuda etkili oldu. Çünkü ortaokuldaki 8. sınıftaki öğretmenlerim olsun, lisedeki tarih öğretmenlerim olsun beni etkilediler ve ben tarihe merak saldım ve tarih öğretmeni ya yani sosyal bilgiler öğretmeni oldum. Şimdi bunun dışında benim doğduğum şehir benim hayatımı etkiliyordu tabii ki de. Çünkü orada öğrendiğim şeyler, etrafımda gördüğüm sosyal çevremde gördüğüm durumlar tabii ki de benim fikir hayatımı da oluşturmasında etkili oldu. Şöyle bir örnek vereyim bu konuda da. Benim ailemin e, durumuna baktığım zaman ailemdeki çoğu kişinin öğretmen olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben demek ki onları görerek öğretmenlik mesleğine ısındım ve bu yönde ilerlemek istedim. Demek ki ailem de sosyal çevrem de benim fikir hayatımı ne yapmış? Etkilemiş. Bunun dışında çalıştığım şehirler beni etkiledi. Mesela e, ee, Hakkari'de çalıştım. Türkiye'nin en doğusunda ve belki de görev yapılacak en güzel yerlerden bir tanesinde. Gerçekten hiç pişman değilim oraya gittiğime. İyi ki gitmişim diyorum. Sonrasında kendi memleketim olan Yozgat'a geldim. Yani baktığım zaman benim çalıştığım şehirler de beni etkiledi. Aynı zamanda eğitim gördüğüm şehirler de beni etkiledi. Mesela Yozgat'ta lise okudum. Onun dışında Ankara'ya gittim, üniversite okudum. Yani beni bunlar etkiledi. Sizleri de aşağı yukarı ilerleyen yıllarda tabii ki etkileyecek şeyler olur. Öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, okuduğunuz kitaplar, konuştuğunuz kişiler, yaşadığınız şehirler birçok şey sizi tabii ki de etkileyecektir. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bunun Mustafa Kemal'in fikir hayatıyla ne alakası var? Mustafa Kemal de bir insan olduğu için tabii ki de böyle şeylerden etkilendi. Bakalım Mustafa Kemal fikir hayatını nasıl şekillendirdi? Nasıl işledi fikir levhasını? Arkadaşlar Mustafa Kemal aile ortamından ve doğup büyüdüğü çevreden etkilendi. Şimdi e, asker olmasını hatırlarsanız Mustafa Kemal'in Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde okurken sokaktaki Asker üniformalı kişileri görüp ben asker olacağım demesi etkili olmuştu. Değil mi? Komşularının çocukları vardı. Komşularının çocuklarının asker üniforması giymesinden etkilenerek asker olmuştu. Demek ki bakın Mustafa Kemal'in aile ortamı ve doğup büyüdüğü çevre ne yapmıştır? Onu etkilemiştir. Bunun dışında yaşadığı olaylar, savaşlar ve görev aldığı yerlerde Mustafa Kemal'i tabii ki de etkiliyor. Mesela Mustafa Kemal Manastır'da okurken Türk Yunan Savaşı'na katılmak için savaştan kaçıyor. E bu küçücük bir lise öğrencisinin o dönemde savaşa katılması, onun fikir hayatını zaten etkilediğinin bir göstergesidir. E demek ki bu dönemdeki olaylar da onu ne yapmıştır, etkilemiştir. Mustafa Kemal tabii ki de okuduğu kitaplar, yazarlar ve düşünürlerden de etkileniyor. Mesela Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau'dan özellikle demokrasi konusunda etkileniyor. Peki demokrasiyi biz nerede görüyoruz? Cumhuriyetin ilanında Mustafa Kemal'in yönetim şeklini cumhuriyet olarak belirlemesinde. Bakın etkilendiğini buradan anlayabilirsiniz. Türk devletleri yıllarca monarşiyle yönetilmiş ama Mustafa Kemal fikir hayatını yansıtarak yeni devleti cumhuriyet temelleri üzerine kurmuştur. Bu da zaten okuduğu kitaplardan, yazarlardan ve düşünürlerden etkilendiğini bizlere gösterir. Mustafa Kemal başka eğitim öğretim hayatındaki olaylar ve öğretmenlerinden etkileniyor. Mesela arkadaşı arkadaşı Ömer Naci vardı edebiyat. Mustafa Kemal hitabeti çok kuvvetlidir, ee, çok hitabeti kuvvetli olan bir liderdir. Ee, videolarını izlediğiniz zaman görürsünüz. Mesela Ömer Naci ile birlikte bu konuda geliştiriyor kendini. Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey var. Mesela tarih konusunda onu geliştiriyor. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey var. Ondan etkileniyor. Hatta ismini almış. Bakın öğretmenleri de yine Mustafa Kemal'in fikir hayatını ne yapmıştır? Etkilemiştir. Yine o dönemde Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu olumsuz durum, Mustafa Kemal belki de devlet adamı ya da asker olmak istemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Osmanlı Devleti'nin o dönemde içinde bulunduğu kötü ve olumsuz durum olabilir. Çünkü asker olmak istemesinin sebebi ülkesini korumak ya da kurtarmak olabilir demek ki bu durumda onu etkilemiştir diyoruz. Yine Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri ve amaçları da tabii ki de Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkiliyor. Avrupalı devletler özellikle güçsüz olan Osmanlı Devletini sömürme amacıyla geldikleri için Mustafa Kemal bundan da etkilenerek fikir hayatını şekillendirmiştir diyoruz. Evet çekim. arkadaşlar bu konuda Mustafa Kemal'in askerlik hayatına değineceğiz. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisinden 1905 yılında mezun oldu. Kurmay yüzbaşı olarak ilk görev yeri Şam 5. Orduya atandı. Tabii ki Mustafa Kemal pasif bir öğrenci değil, e, pasif bir görevde de bulunmuyor. Ülke sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyor, diliniyor ve Özellikle Şam'da çok önemli bir olay var arkadaşlar. Yakın arkadaşlarıyla birlikte bir cemiyet kuruyor. Bakın cemiyetin adına dikkat edin. Vatan ve hürriyet cemiyeti. Bakın bir insan niye bu cemiyete vatan der? Vatanla sevdiği için der. Hürriyet ne demek? Özgürlük demek. Vatan ve hürriyet cemiyetini Mustafa Kemal kuruyor. Bakın buradan Mustafa Kemal'in 3 tane kişilik özelliği çıkar. 1- Mustafa Kemal Teşkilatçıdır. Etrafına birileri toplayarak, arkadaşlarını toplayarak bir dernek, cemiyet kurabilmiştir. İki, örgütleyici iki demeyelim. Hatta şöyle yapalım. Örgütleyici ile teşkilat, teşkilatçı aynı şey. Buna bir diyelim. E, lider diyoruz ikinci özelliğimiz arkadaşlar. Mustafa Kemal çünkü bu cemiyetin kurucusudur, lideridir. E, aynı zamanda üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Cemiyetin adına baktığınız zaman Mustafa Kemal'in üçüncü özelliği olarak da vatanseverliği karşımıza çıkar. Şimdi burada kavram bilgisi bakacağız. Teşkilatçı özellikle burada çok fazla karşınıza çıkacak bir kavram. Teşkilatçı örgütçü demek. Örnek veriyorum çok basit bir örnek. Diyelim ki okulda bahçeye çıktınız teneffüste. Herkes boş boş dolanıyor. Bir kişi geliyor diyor ki hadi ne yapalım yakan top oynayalım. Bu o kişi gelip sizi örgütlüyorsa yani hadi sen gel sen gel sen gel sen şu takımdasın sen şu takımdasın diyorsa o kişi teşkilatçıdır. Bakın çok basit bir örnek. Mustafa Kemal de etrafına birilerini toplayarak bir şeyler yapabilmiş, faaliyet yürütebilmiş. İşte Mustafa Kemal burada ne diyoruz? Örgütleyici diyoruz. Lider nedir? Gruba etkileyen ve peşinden sürükleyen kişidir ya da sürükleme gücüdür diyoruz. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarak bu özelliklerini yansıtıyor. Gelelim Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde adını ilk defa duyduğumuz olay olan 31 Mart olayına. Mustafa Kemal Selanik'te bulunduğu sırada arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor. Bu cemiyetin çalışmaları sonucunda ülkede yeniden meşrutiyet ilan ediliyor. Hatırlayacaksınız meşrutiyet padişahla birlikte meclisin bulunduğu yönetim şekliydi. 13 Nisan 1909 yılına geldiğimizde İstanbul'da meşrutiyeti istemeyen bir grup ortaya çıkıyor. Ve bu grup diyor ki biz meşrutiyeti istemiyoruz. Meşrutiyet yıkılacak. Bunun için ne yapıyorlar? Bakın isyan çıkarıyorlar. Bu olay 31 Mart olayı olarak adlandırılır ve bu olayı bastırmak için bir ordu kurulmuştur. Selanik'te bulunan bir ordu, Hareket Ordusu. Kurmay Başkanı olarak Mustafa Kemal bu ordunun başında İstanbul'a geliyor ve isyanın bastırılmasında önemli rol oynuyor. Bu orduya ismini veren kişi bizzat Mustafa Kemal'dir ve ordunun planlamasını yapan kişi de bizzat Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar bu olaydan sonra 31 Mart olayından sonra 2. Abdülhamit padişah tahttan indiriliyor. Yerine 5. Mehmet Reşat getiriliyor ve İttihat Terakki Cemiyeti artık yönetimde hakim oluyor. Şimdi bizim için bakın uyarıyı sizler için buraya çaktım. Dedim ki arkadaşlar Mustafa Kemal'in 31 Mart isyanını bastırmada önemli rol oynaması meşrutiyet taraftarı ve yenilik yanlısı olduğunu gösterir. Mustafa Kemal demokrasiyi seven bir insan. E meşrutiyet de üstü kapalı bir demokrasi tam anlamıyla olmasa da e bunu koruyor. ya e, zaten meşrutiyet bir yenilik, yenilikçi. Yani Mustafa Kemal bu e, meşrutiyeti koruyorsa yenilik yanlısı demektir. Lütfen bunu unutmayın. Evet arkadaşlar 31 Mart olayını böylece bitirdik. Hemen devam edelim. Tabii ki kağıt bana azizlik çıkarıyor biraz. Devam ediyorum arkadaşlar Trablusgarp Savaşı ile. Şimdi Trabluskarp Savaşı bizim için önemli bir savaş. Çünkü Osmanlı Devleti bu savaşla birlikte Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybedecek. Hatırlarsınız Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgecilik yarışı başlamıştı. Ve İtalya bu sömürgecilik yarışında birazcık geç kalmıştı. İtalya 1911 yılına geldiğinde bir baktı ki sömürecek hiçbir yer kalmamış bir yeri gözüne kestiriyor. Orası da neresi? Trablusgarp. Kimin bu Trablusgarp? Osmanlı Devleti'nin. Peki Osmanlı güçlü mü? Hayır güçsüz. Diyor ki ben buraya rahatlıkla çökerim diyor. Ve 1911 yılına geldiğinde ham madde bulmak için Afrika'daki son Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a ne yapıyor? Saldırıyor. Şimdi Osmanlı Devleti maalesef ki maalesef bir daha söylüyorum Trabluskarp'a ordu gönderemiyor. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Çünkü buraya ordu gönderebilmemiz için iki yol var. Bir, deniz yolu. Deniz yolundan ordu gönderemeyiz. Çünkü Osmanlı donanması eski gücünde değil. Yani donanmamız çürümeye bırakılmış bir halde bekliyor. Peki o zaman hocam karadan asker gönderelim. Karadan da asker gönderemeyiz maalesef. Çünkü Mısır'ı İngiltere almış bizim önümüzü kesiyor. Yani Trabluskarp'a geçecek yolumuz İngiltere tarafından kapatılmış. Yani Osmanlı ne buraya denizden ne de karadan asker maalesef gönderemiyor. Bu durum sonucunda Osmanlı Devleti Trabluskarp'a halkı İtalyanlara karşı harekete geçirmek için gönüllü Türk subaylarından e, gizlice gönderiyor. İşte Mustafa Kemal bu gönüllü subaylardan bir tanesi. Arkadaşlar burası çok çok önemli. Lütfen iyi dinleyin. Her sene Buna benzer sorular çıkar. Mustafa Kemal'in buraya, Trabzon'a gönüllü olarak gitmesi onun hangi özelliğini gösterir? Kararlı ve vatansever olduğunu gösterir. Çünkü vatanı korumakta kararlı ve vatansever olduğunu biz buradan çok rahatlıkla anlıyoruz. Özellikle vatansever'e dikkat edin arkadaşlar. Ordu gönderilemezken Mustafa Kemal gizlice oraya gidiyor ve burayı ben vermem diyor. Vatansever olduğunu çok rahat bir şekilde burada söyleyebiliyoruz. Tabii ki de arkadaşlar Mustafa Kemal bunu dese de e, maalesef savaşı kaybedeceğiz. Ama Bakın ama burası da çok önemli. Derne ve Tobruk şehirlerinde Mustafa Kemal dağınık halde bulunan yerel halkı birleştiriyor. Bakın bu, bu cümle çok önemli. Birleştiriyor ve İtalyanları içeriye sokmuyor. Aslında küçük de olsa bir başarı alıyor. İşte burada Mustafa Kemal'in yerli halkı birleştirip Derne ve Tobruk'ta başarı alması çok çok önemli bizim için. Çünkü Mustafa Kemal'in teşkilatçılık ve örgütleyicilik özelliklerini Buradan çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Her sene buna benzer bir soru çıkıyor. Bunu söylemiştim arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? İtalya bakıyor ki, diş geçiremiyor Osmanlı Devleti'ne. Çanakkale önlerine doğru gemilerini gönderiyor. Yani tehdit ediyor. Diyor ki, siz oradan ayağınızı çekmezseniz ben Çanakkale'ye saldıracağım. Aslında sopa gösteriyor. E bunu tam bu dönemlerde bir de arkadaşlar maalesef Balkanlarda da Balkan savaşları patlak verince Osman diyor ki Balkanlar mı? Trabluskarp mı? Te teraziye koyuyor tartıyor. Balkanlar daha ağır basıyor. Çünkü Balkanlar bizim için daha önemli. Eğer Balkanlar giderse İstanbul gider, başkent gider. Bu yüzden maalesef Trabluskarp'a gerekli önemi veremiyoruz. Ve savaş imzalanan Uşi antlaşmasıyla sona eriyor. Ve böylece Trabluskarp İtalya'ya bırakılıyor. Kaybeden taraf biz oluyoruz. Kazanan taraf İtalya oluyor. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Balkan savaşlarına geldik. Öncelikle 1. Balkan Savaşı'na bakacağız. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ bizim ülkemizde yaşayan azınlıklardı. Biraz gaza geldiler. Büyük devletlerin kışkırtmasına geldiler. Milliyetçilik akımıyla birlikte de dediler ki biz kendi devletimizi kuracağız. Osmanlı'ya karşı isyan ettiler ve Balkanlar da bize karşı saldırıya geçtiler. Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında arkadaşlar Gelibolu Yarımadası'nda görevli. Çanakkale Boğazı'nın korunmasından görevli. Şimdi Mustafa Kemal burada aktif olarak savaşmıyor. Ama bakın Çanakkale bölgesinde bulunması Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde başarılı olmasına etkili olacak. Çünkü bölgeyi avucunun içi gibi biliyor, geziyor. 1. Balkan Savaşı'nda yeniliyoruz arkadaşlar. Çünkü burada önemli olarak şu var. Ee, orduyla siyaset iç içe girmiş. Subayların arasında bir çekişme var. Sen o cemiyettensin, sen şu cemiyettensin. Asıl işini bırakıyorlar, siyasetle ilgileniyorlar. İşte Mustafa Kemal bunu daha önceden söylüyor. Diyor ki orduyla siyaset birbirinden ayrılmalı diyor. Ve ne kadar haklı olduğu işte Balkan Savaşları'ndaki yenilgi de ortaya çıkıyor. Orduyla siyaset birbirinden ayrılmadığı için biz maalesef bu savaşı kaybediyoruz. Buradan da Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü ortaya çıkar arkadaşlar. Kişilik özelliğinde de bunu söyleyebiliriz. Birçok yeri kaybettik. Birinci Balkan Savaşı ile hatta düşman İstanbul'a neredeyse yaklaştı arkadaşlar. Bakın Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz toprakları şurada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Neredeyse İstanbul'a kadar geldiler. Gelelim İkinci Balkan Savaşı'na. Bu İkinci Balkan Savaşı'nın sebebi birazcık komik. Çok komik. Çünkü kendi aralarında savaşa tutuşuyorlar. Diyorlar ki ee, savaşa katılan devletler neden Bulgaristan en büyük toprağı aldı? Bu sefer Bulgaristan'a savaş açıyorlar. Bulgaristan'ın fazla toprak alması üzerine Balkan devletleri Bulgaristan'a saldırıyor. Biz de fırsat bu fırsat diyerek kaybettiğimiz yerleri geri almak için Bulgaristan'a saldırıyoruz. Ve Edirne çevresini Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyoruz. Mustafa Kemal Edirne ve Kırklareli'nin geri alınmasında önemli rol oynuyor. Bakın haritamızı burada daha net görebilirsiniz. Edirne ve çevresi burada kayıp ama burada Edirne ve çevresini geri almışız. İşte 2. Balkan Savaşı en fazla bunu kurtarabilmişiz diyoruz. Sevgili arkadaşlar ilk konumuzda başlıyoruz. Konu başlığımız 1. Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeler. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerine, bu savaşın neden çıktığına isterseniz birlikte bir bakalım. Arkadaşlar savaşı e, genel ve özel nedenler olarak iki neden grubuna ayırabiliriz. Genel nedenler tüm dünyayı etkileyen sebepler olarak karşımıza çıkarken özel sebepler ise belli devletler arasındaki çekişmelerin dünyayı savaşa götürmesi olarak söyleyebiliriz. Bizim için burada önemli olan kısım genel nedenler çünkü tüm dünyayı etkilen kısım burasıydı. Nedir bu genel nedenler? Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı ve milliyetçilik akımının etkisi. Arkadaşlar hatırlayacaksınız ilk ünite konularımızda işlemiştik. Fransız İhtilali ile dünyaya milliyetçilik düşüncesi yayılmıştı ve her azınlık olan millet kendi devletini kurmak için imparatorluklara baş kaldırıyordu, devletlere baş kaldırıyordu. İşte dünyayı böyle bir kaosa doğru sürükleyen bir olaydan bahsediyoruz. Osmanlı Devleti de zaten bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmişti. Sanayi İnkılabı sonucunda ham madde ve pazar arayışının artması. Biliyorsunuz ki İngiltere'de bir Sanayi inkılabı ortaya çıkmıştı ve sanayi inkılabı sonucunda devletlerin ham madde ihtiyacı yani ma ana madde ihtiyacı ortaya çıkıyordu ve bu maddeyi de bulmaları gerekiyordu. İşte bu arayış yani sömürgecilik arayışı burada çok önemli ürettikten sonra da bunları pazarlama yani pazar arayışı da dünyayı savaşa sürükleyen genel sebeplerden bir tanesiydi. Bunun dışında devletler arası bloklaşmalar yani gruplaşmalar ve silahlanma yarışı da tüm dünyayı etkileyen, dünyayı savaşa sürükleyen genel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. İsterseniz bir de özel sebeplere bir bakalım. Savaşın özel nedenlerine baktığımızda mesela Rusya ile Avusturya Macaristan'ın yıllardır arasında devam eden bir sorun. Ne bu sorun? Balkanlara hakim olma mücadelesi pan Pancermenizmi savunan Avusturya Macaristan, pan Panslavizmi savunan Rusya, ortada kalan Balkan toprakları kim alacak? İşte bu ikisinin arasındaki savaş durumu dünyayı e, dünya savaşına doğru sürükleyen özel nedenler arasında yer almakta. Bunun dışında çok önemli bir bölge olan Alsas Loren bölgesi. Arkadaşlar dünyanın zengin kömür yataklarına sahip bu bölgesine Almanya'da sahip olmak istiyor. Fransa'da sahip olmak istiyor. İşte bu bölge arasındaki çekişme de dünyayı savaşa götüren özel sebepler arasında yer almakta. Rusya'nın yürüttüğü panslavizm politikası ve sıcak denizlere yani Akdeniz'e inme çabaları da yine dünyayı e, savaşa götüren özel nedenler arasında. Burada panslavizme bir parantez açmak istiyorum. Ne demek bu panslavizm? Slav ırkları bir bayrak altında toplama düşüncesi. Rusya sılavların öncüsü olduğunu düşünerek böyle bir düşünceye girişiyor ve dünyayı savaşa doğru sürüklüyor. Ancak biz burada tekrar hatırlatalım genel nedenleri kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Özellikle milliyetçilik akımı ve sömürge yarışı yani ham madde pazar arayışı sömürgeciliği kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Gelelim dünya zaten bir barut fıçısı o fıçıyı alevlendirmek ateşlemek için e, yaşanacak küçücük kıvılcıma koca bir yangını nedir? Küçük bir kıvılcım çıkarır. İşte dünyayı savaşa sürükleyen o küçük kıvılcım ise Saraybosna'yı ziyaret eden Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın ortada resmini görüyorsunuz. Karısıyla birlikte Saraybosna'da gezerken bir Sırp tarafından sol taraftaki Sırplı bir kişi tarafından öldürülmesi Dünya Savaşı'nı başlatan olay dikkat ederseniz bu durum 1. Dünya Savaşı'nın bahanesi. Çünkü böyle bir sebepten aslında savaş başlamaz ama zaten dediğimiz gibi dünya bir barut fıçısı küçücük bir kıvılcım bekliyor. İşte bu olayda kıvılcım oluyor. Bunun üzerine ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Avusturya Macaristan diyor ki sen benim nasıl veliahtımı öldürürsün diyerek Sırbistan'a savaş açıyor. Sırbistan'ın savunucusu olan Slav ırkı olduğu için Sırbistan'ın savunucusu olan Rusya diyor ki ben onun abisiyim. Ben de sana savaş açarım. Almanya diyor ki Avusturya Macaristan'ın yalnız mı buldum? Ben de girerim diyor. Bakın ne yaptı? Hemen dünya e, gruplara bölündü, bloklaşmalara ayrıldı ve dünya bir ateş barutu, ateş topu haline döndü bu olaydan sonra savaşı başlatan olay. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesiydi diyoruz. Son olarak arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndaki gruplarımıza isterseniz bir bakalım. Savaş öncesinde İtilaf ve İttifak isimli iki tane grubumuz var. Kimler burada VS atıyor? İsterseniz bir bakalım arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Rusya ittifak grubunda, karşılarında ise Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan var arkadaşlar. Burada özellikle İtalya'ya bir yıldız koyalım. İtalya'ya zaten bakın dikkat ederseniz kırmızı yazmışım. Savaş öncesinde durum buyken, savaş sırasında yani savaş başladığında gruplara kimler gelmiş ve vs savaşı nasıl kızışmış savaş nasıl kızışmış buradan anlayabilirsiniz bakın bu grupta zaten İngiltere Fransa Rusya vardı bakın İtalya ittifak grubundayken ne tarafa geçmiş bu tarafa itilaf grubuna geçmiş yani ittifak grubunu İtalya satmış ve bu tarafa geçmiş. Bu gruba sonradan Amerika, Sırbistan, Japonya ve Yunanistan gibi devletler katılmış. Peki ittifak grubunda kim var? Almanya zaten vardı, İtalya'yı kaybetmişti. Avusturya-Macaristan duruyor. Bu gruba sonradan biz yani Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı. Arkadaşlar, ittifak grubunda yer alan İtalya burada neden taraf değiştirdi? Bu çok önemli. Kendisine Anadolu'nun batısı yani İzmir ve çevresiye vaat ediliyor ve güneyinde bulunan bazı toprakların vaat edilmesi üzerine Kesinlikle. döneklik yapıyor ve ittifak grubundan nereye geçiyor? İtilaf grubuna geçiyor diyoruz. Arkadaşlar Kesinlikle. Osmanlı Devleti ve Birinci Dünya Savaşı artık başlıyor. Bir önceki dersimizde grupları görmüştük. Dünyayı savaşa sürükleyen sebepler neydi bunları görmüştük. Şimdi artık savaş başlıyor. Arkadaşlar savaş başladığında Osmanlı Devleti ne yaptı? Öncelikle tarafsızlığını ilan etti ve bazı tedbirler, önlemler aldı. Peki bunlar ne? Bir kere tarafsız olduğunu ilan etti. Ben dedi ne itilaf grubundanım ne ittifak grubundanım dedi. Kapitülasyonları kaldırdı. Başımıza bela bir durum vardı. Fırsat bu fırsat diyerek kapitülasyonları kaldırdığımızı tek taraflı olarak ilan ediyoruz. Genel bir seferberlik ilan ettik ki ne olur ne olmaz her an savaşa hazır olalım diye askerlerimizi hazırda tutuyoruz ve İstanbul'u başkenti koruyabilmek, devleti koruyabilmek için boğazları da kapattık arkadaşlar. Aldığımız önlemler bunlar. Ancak Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Çünkü Osmanlı Devleti savaş dışında kalamayacak. Gözü büyük devletlerin gözü zaten Osmanlı topraklarında. Yani Osmanlı yalnız kalamayacak. Bu yüzden siyasi yalnızlıktan kurtulmak için öncelikle İngiltere'nin olduğu itilaf grubuna gidiyor. Bu grupta savaşa girmek istiyor. Ancak İngiltere bunu kabul etmiyor. Bu sefer mecburen diğer gruba gitmek zorunda kalıyor. Yani Almanya'nın yanına. Peki Almanya neden Osmanlı Devleti'ni yanında istiyor? Bizim kara kaşımıza, kara gözümüze mi hevesler? Tabii ki hayır. Niye arkadaşlar? Çünkü Almanya kavgaya tek başına girmek istemiyor. Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak ve yükünü hafifletmek. Yani bir kişiyle kavgaya girmek değil, yanına bir adam toplamak istiyor. İşte Almanya'nın Osmanlı'yı isteme sebeplerinden bir tanesi bu. Osmanlı Devleti önemli bir devlet çünkü jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor. Neden? Dikkat ederseniz Osmanlı boğazlar var. Boğazları kapatırsan Rusya'yı önlersin. Akdeniz var. İngiltere'nin e, sömürge yollarını kapatırsın. Yani Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu önemli. Almanya işte bu yüzden bizi yanında görmek istiyor. Ve bir de elimizde bir güç var arkadaşlar. Dini bir güç. Halifelik makamından da yararlanmak istiyor. Çünkü halife Allah adına savaşıyorum derse Müslümanlar halifenin etrafında toplanmak zorunda. O yüzden Almanya bizi yanında istiyor sevgili arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında savaşa giriyor? Buna bir bakalım. Zaten zorunluluktan girdiğini söylemiştik. Başka sebepleri de var. Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak. Acaba Almanya kazanırsa ben kaybettiğim yerleri geri alabilir miyim düşüncesi var. Bunun dışında siyasi yalnızlıktan kurtulmak gerekiyor. Çünkü ta tarafsız kalan bertaraf olur. O yüzden arkadaşlar siyasi yalnızlıktan kurtulması gerektiği için Almanya'nın yanına gidiyor ve o dönemde devletin başında bulunan İttihat Terakki yöneticilerinin Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünmesi Osmanlı'nın Almanya yanında savaşa girmesinde etkili oluyor diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti nasıl savaşa girdi? Giriş olayı nasıl? Buna bir bakalım. Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan iki tane Alman gemisi var. Bu gemiler Goben ve Breslav gemileri. Ben buraya iki tane temsili gemi koydum. Tabii ki bunlar Goben ve Breslav değil ama aklınıza buradan getirebilirsiniz diye. Bu iki gemi İngilizlerden kaçıyor ve Çanakkale önlerine geliyor arkadaşlar. İngilizlerin gemileri geri istemesi üzerine Osmanlı diyor ki bu gemileri ben satın aldım diyor ve gemilere Osmanlı bayrağı çekiliyor ve gemilerin adları Yavuz ve Midilli olarak değiştiriliyor. Gemilerin Rusya'ya ait limanları bombalaması ile Osmanlı Devleti artık savaşa resmen sokulmuş oluyor. Arkadaşlar burada Almanya bizi birazcık savaşa sokmuş diyebiliriz. Çünkü o gemilerin askerleri, Alman askerleri sadece üniformaları Osmanlı üniforması. O yüzden biz birazcık savaşa zoraki dahil olmuş bulunduk. Hangi grupta? İttifak grubunda diyoruz. İsterseniz savaştaki cephelerimize bir bakalım. 3 grupta inceleyeceğiz cepheleri arkadaşlar. Taarruz cepheleri. Yani biz bu cephelerde ne yapıyoruz? saldırı yapıyoruz. Bakın burada ne yapıyor? Saldırıyor. Savunma cephelerinde defans yapıyoruz. Düşman saldırıyor. Biz kendi kalemizi savunuyoruz, koruyoruz. Yardım cephelerinde de müttefiklerimize yardım ediyoruz. Peki bunların bir şifresi var mı? Aklınıza nereden getirebilirsiniz? Var arkadaşlar. Taarruz cephelerine biraz kötü olacak tabir ama kaka diyoruz. Kaka bizim taarruz cephelerimiz arkadaşlar. Hangileri bunlar? Kafkas kanal cepheleri taarruz ettiğimiz cepheler. Yardım de bir şifresi var arkadaşlar. Galicia, Makedonya, Romanya. Bakın sonları hep neyle bitiyor? Ya ile bitiyor. Peki yardım cephelerinin başı ne? Ya. Buradan da getirebilirsiniz. E geri kalanları da zaten savunma cephelerine ekliyoruz. Hangi cepheler bunlar? Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Irak, Basra cepheleri de savunma yaptığımız cepheler olarak görülebilir. İsterseniz hemen Kafkas cephesiyle ilk saldırı cephemizde başlayalım. Taraflarımızı üst tarafta görüyorsunuz. Osmanlı Devleti kiminle vs atıyor arkadaşlar? Rusya ile. Burada düşmanımız Ruslar. Peki cephe neden açıldı? Kars, Ardahan, Batum'u geri almak istiyoruz. Çünkü biz buraları kaybetmiştik. Bunun dışında Kafkasya üzerinden Orta Doğu, Orta Asya'daki Türk dünyası ile birleşmek istiyoruz. Orta Asya'da Türk kardeşlerimiz var. Onlarla buluşmak için bu cepheyi açıyoruz ve Almanya diyor ki saflık etmeyin. Ne yapın? Bakü'de petrol ver. Onları ele geçirin. Bakü petrollerini de ele geçirmek için bu cepheyi planlıyoruz diyoruz. Arkadaşlar bölgede Ermenler Ruslarla işbirliği yapıyor ve ordumuzu arkadan vuruyor. Bunun dışında salgın hastalıklar, açlık ve maalesef hesaba katamadığımız Dondurucu soğuklar var çünkü doğuda yaşayan arkadaşlarımız bilirler ki ben de doğuda çalıştım. Doğuda kışın eksi 30 eksi 40'lar bile görülebilir. İşte tam da kış arifesinde yapılan bu harekat maalesef bu sebeplerden dolayı başarısız oluyor diyoruz. Ancak Rusya'da 1917 yılında bir karışıklık çıkıyor. Bu karışıklığa biz Bolşevik ihtilali diyoruz. Ve e, Rusya Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. En azından bakın böyle Rusya'da karışıklık çıkınca hiç değilse bir faydamız olmuş. Ve arkadaşlar bu anlaşmayla 1878 Berlin Anlaşması'nda kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum yörelerini Rusya'dan geri alıyoruz. Bakın yenilsek bile toprak alıyoruz. Mustafa Kemal bu cephede savaşıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk bu cephede yer alıyor. Muş ve Bitlis'in geri kurtarılmasında önemli rol oynuyor. Bunu da unutmayın. Gelelim ikinci saldırı cephemize. Yine saldırıyoruz. Bu sefer İngilizlere saldırıyoruz arkadaşlar. Ne cephesi? Kanal. Kanal deyince aklınıza Süveyş Kanalı bölgesi gelsin. Neden bu cephe açıldı? Çünkü Süveyş Kanalını ele geçirirsek İngiltere'nin uzak doğudan gelen sömürge yolunu kapatmış oluruz. Almanya bunu böyle istedi biz de yaptık. İngilizlere sömürgelerinden gelebilecek yardımı engellemek için bu cepheyi açtık. Ama yine burada dikkate almadığımız ya da bizi zorlayan bir şart var. Ne arkadaşlar? Çöl. Maalesef bu bölgede de çölün zor şartları, susuzluk, askerlerimizin yorgun düşmesi gibi sebeplerden dolayı bu cepheyi de kaybediyoruz. Askerlerimiz kanalı ele geçirmek için birkaç, birkaç girişimde bulunuyor. Ancak büyük kayıplar vererek Suriye bölgesine doğru geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Dikkat ederseniz iki kere taarruz girişimi yaptık. İkisinde de sonuçsuz kaldık. Gelelim bizim için belki de en önemli cepheye Savunma cephelerinin en önemlisi hatta bizim için belki de dünya için 1. Dünya Savaşı için en önemli cephelerden bir tanesi olan Çanakkale cephesi. Ne. Peki biz burada kimlerle savaştık? Kimi Hindu, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne bela diyor Mehmet Akif Ersoy. Kim yoktu ki karşıda? Başlarında İngiltere ve Fransa öncülüğünde... E, Anzaklar vardı Avusturyal, Avustralyalılar vardı birçok ülkelerden insanlar vardı düşman yani karşıda çoktu 7 düvel diyebiliriz Peki bu cephe neden açıldı yani bu adamlar bu cepheyi neden açtılar arkadaşlar Başkenti ele geçirmek yani İstanbul'u ele geçirecekler mi o kadar eminler ki 5 çayımızı İstanbul'da içeceğiz gibi bir söylemleri bile var Osmanlı'ya son vermek istiyorlar bunun dışında hatırlayacaksınız Rusya'da bir karışıklık çıkmıştı. Rusya'ya yardım götürecekler. Çarlık rejimini güçlendirecekler. Adamların planı bu. Osmanlı İmparatorluğunu savaş dışı bırakıp Almanları yalnız bırakmak, Almanların hareket alanını daraltmak istiyorlar ve Osmanlı'yı saf dışı bırakarak 1. Dünya Savaşı'nı kısa sürede sona erdirmeyi düşünüyorlar. Ama hesaba katmadıkları bir durum var. Orada kim var? Yarbay Mustafa Kemal var sevgili arkadaşlar ve kahraman Türk ordusu var. Önce denizden geçmeyi deniyorlar, başaramıyorlar. Sonra karadan geçmeye çalışıyorlar, yine başaramıyorlar ve mağlup oluyorlar. Savaşın sonuçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyor sevgili arkadaşlar. Ve 1. Dünya Savaşı'nın süresi 2 yıl uzuyor. Bakın ne kadar önemli bir cephe olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım gönderemiyorlar çünkü geçemediler ve Rusya'daki Çarlık rejimi giderek zayıflayarak yıkılıyor ve bu zafer sonrasında Bulgaristan diyor ki bak demek ki Osmanlı'nın grubu kazandı daha iyi olabilir diyerek ittifak grubuna Bulgaristan'ın girmesiyle birlikte Almanya, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı arasında bir kara bağlantısı kurulmuş oluyor diyoruz. Evet, hemen devam edelim. Çanakkale Cephesi'nde bazı önemli noktalar var arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'ndeki başarıları onun halkın arasında daha çok tanınmasına ve ileride Milli Mücadele'nin lideri olmasında son derece önemli. Çünkü Mustafa Kemal'in kendini dünyaya tanıttığı olay Çanakkale Cephesi'dir. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa giriyor ve böylece Osmanlı ile Almanya arasında doğrudan bir kara bağlantısı kurulmuş oluyor. Hemen devam edelim sevgili arkadaşlar. Savunma cephelerinin bir diğerine Hicaz Yemen cephesi. Biz burada kimle savaşıyoruz? Bakın yine İngiltere. Hiç şaşırtmıyor İngiltere. Yine karşımızda İngiltere var. Hicaz Yemen cephesinin açılma daha doğrusu bizim burada savunma yapma amacımız kutsal topraklarımızı korumak. Mekke Medine özellikle Kabe ve Peygamber Efendimizin kabrini koruma düşüncesiyle biz orada savunma yapıyoruz. Ancak burada sadece İngilizlere karşı değil ayaklanan Araplara da karşı mücadele ediyoruz. Ve böylece bakıyoruz ki bizim İslamcılık diye bir politikamız vardı ya. Demek ki İslamcılık tutmayacak. Çünkü Müslüman olan Araplar bizimle değil İngilizlerle işbirliği yapıyorlar. Böylece İslamcılık düşüncesinin çöktüğünü de buradan anlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar Hicaz Yemen cephesinde bir Fahrettin Paşa var ki dillere destan. Susuz, aç susuz ve çölde çekirge yiyerek 3 ay boyunca Hicaz Yemen bölgesini savunuyor arkadaşlar. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa kutsal toprakları korumak için kahramanca savunuyor. Ancak savaşın sonunda Osmanlı Devleti Hicaz topraklarından maalesef çekilmek durumunda kalıyor diyoruz. Şu bölümü biraz önce vurgulamıştım arkadaşlar. Arapların bizi sırtımızdan bıçaklaması İslamcılık fikir akımının artık başarısız olduğunun bir kanıtıdır, göstergesidir diyoruz. Gelelim bir diğer savunma cephesine Irak Basra cephesi yine bakın karşımızda kim var İngiltere her taşı kaldırıyoruz altından İngiltere çıkıyor. İngilizler tarafından Sömürge yollarını korumak ve güvence altına almak ve kuzeye doğru ilerleyerek Rusya'ya yardım ulaştırmak amacıyla açılıyor. Ancak burada asıl önemli bu cephenin açılma sebebi neresi arkadaşlar? Irak petrolleri. Yani adamların gözü parada, pulda. Bu sebeplerden dolayı Irak Basra cephesi İngilizler tarafından açılıyor. Osmanlı ordusu Kutül Amare denilen bölgede İngiliz kuvvetlerini yenilgiye uğratıyor. Ancak sonradan sürekli İngilizlere destek geldiği için maalesef İngilizlere burada kaybediyoruz. 1917 yılında İngilizler Bağdat'ı işgal ediyorlar. Arkadaşlar Kut'ül Amare'ye değinmişken buna değinmeden geçmeyelim. Çünkü geçen sene burayla ilgili soru geldi. Sağ tarafta görselini gördünüz. Halil Paşa sonradan Kut soyadını alıyor. Komutasındaki Türk ordusu Selman Pak ve Kut'ül Amare'de İngilizleri yenilgiye uğratıyor ve büyük bir zafer kazanıyor. İngiliz General Townsend başta olmak üzere 13-14 bin civarındaki İngiliz asker esir alınıyor. Ama sürekli İngilizlere yardım geldiği için maalesef bu cephede de başarısız oluyoruz. Gelelim Suriye Filistin cephesine arkadaşlar. Yine karşımızda kim var? İngiltere. Kanal cephesinde biliyorsunuz ki yenilmiştik ve geri çekilmiştik. İngilizler saldırıya geçerek ilerlemişlerdi. İngilizlerin kaldır, e, kandırdığı Arap kabilelerde yardımıyla birlikte İngilizler Filistin'i, Suriye bölgesini kolayca aldılar ve ilerlediler. Bu arada Mustafa Kemal Ağustos 1918'de Yıldırım orduları Grup Komutanlığına yani 7. Orduya atandı arkadaşlar. İngilizlere karşı başarılı şekilde savunma savaşı yaptı. Suriye'nin kuzeyinde İngiliz ordularını durdurmayı başardı. Ancak tam bu sırada Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanınca cephe kapandı ve Mustafa Kemal tekrar eski İstanbul'a dönmüş bulundu. Sevgili arkadaşlar Suriye Filistin cephesi ile birlikte savunma cephelerini de bitirmiş oluyoruz. Ancak burada bir sizlere ipucu anahtar vermek istiyorum. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde görev aldı? Şifremiz şu olsun çıkış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Iğları burada joker düşünün. Çanakkale'de zaten dünyaya kendini tanıttı. Kafkas'ta, Muş ve Bitlis'in geri alınmasında ve Yıldırım ordularında yani Suriye, Filistin cephesinde Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda rol aldı ve yer aldı diyebiliriz. Hemen yardım cephelerimize de hızlıca bir bakalım. 3 tane cephe vardı. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri. Bakın burada arkadaşlar bu 3 yardım cephesi sınırlarımızın dışında. Osmanlı Devleti bu cephelerde müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaşıyor arkadaşlar. Bu cepheler sınırlarımızın dışında açılan cephelerdir. Bulgaristan'ın savaşa dahil olması cephelerin açılmasında önemli bir etken oluyor. Çok büyük bir başarı beklemiyoruz zaten. E yardım cephelerinin sadece adlarını bilmeniz yeterli. Zaten sonları ya ile bitiyordu. Yardım da ya ile başlıyordu. Buradan hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar artık 1. Dünya Savaşı sona erecek. Nasıl sona erecek? Burada 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren önemli bir devlet ABD. Arkadaşlar savaşın başında ABD tarafsız. ABD ne yapıyor biliyor musunuz? ABD özellikle itilaf grubuna silah satıyor. Bu durumdan rahatsız olan Almanlar Amerika'nın gemilerini ne yapıyorlar? Denizaltlarıyla gidiyorlar ve vuruyorlar arkadaşlar. Ve denizaltı ne oluyor? Batıyor. Bunun üzerine Amerika çıldırıyor. Diyor ki sen benim nasıl gemimi batırırsın diyor. Bunun üzerine Almanya'ya savaş açıyor. Arkadaşlar ABD bu saldırılar karşısında 1. Dünya Savaşı'na giriyor ve hangi grupta giriyor? İtilafların. E zaten yeniliyorduk bir de taptaze bir kan girdi ABD itilaf grubuna tam e, başımıza belayı aldık diyebiliriz. Arkadaşlar ABD'nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştiriyor ve itilaf devletlerinin savaşı kazanmasına sebep oluyor diyoruz. Gelelim Wilson ilkelerine. O dönemde Amerika'nın başkanı olan Wilson var arkadaşlar. Amerikan başkanı Wilson savaşı bitirmek ve kalıcı barışı sağlamak için bazı şartlar öne sürerek savaşa giriyor. Diyor ki benim şartlarım var bu şartları kabul ederseniz savaşa girelim diyor. Ve devletler de bu şartları kabul ediyor. Özellikle itiraflar kabul ediyor. Ne peki bu şartlar? Bir, yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Arkadaşlar düşünsenize yenilen devlet olduğunuzu. Bu madde çok güzel bir madde değil mi? Osmanlı zaten bu maddeye güvenerek savaştan çekiliyor. Ee, bu madde özellikle Amerika bu madde ile İngiltere'nin güçlenmesini engellemek istiyor. Çünkü hiçbir devlet diğerinin güçlenmesini kendinden güçlü olmasını istemez. Wilson diyor ki ikinci şartı devletlerin arasında gizli anlaşma olmayacak. Bunun için de zaten uluslararası barışı korumak için milletler cemiyeti kurulmalı diye bir fikir ortaya atılıyor. Wilson'un söylediği bir diğer şey bizi de ilgilendiriyor. Her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kuracak. Arkadaşlar bu madde Osmanlı Devleti'ndeki ayrılıkçı hareketleri daha da arttırıyor. Çünkü bizim ülkemizde bulunan azınlık halde bulunan Ermeni ve Rumlar bu maddeye güvenerek zaten ee, karışıklıklara ülkenin içerisine karışıklık çıkartmalara ve isyanlara başlıyorlar diyoruz. Wilson ilkelerinde her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kuracak maddesinin asıl amacı neymiş? Osmanlı'yı parçalamakmış arkadaşlar. Zaten hiç şaşırmadık. Bunu bekliyorduk diyoruz. Hemen gelelim artık 1. Dünya Savaşı bitiyor. Bu savaşın sonuçlarına. İmparatorluklar, çok uluslu devletler yıkıldı. Yerine milli devletler kuruldu. Mesela Avusturya Macaristan, Osmanlı gibi devletler yıkıldı. Yerine Türkiye gibi ya da başka Polonya gibi devletler kuruldu. Sömürgecilik ad değiştirdi. Ne oldu? Manda ve himaye oldu. Aynı şey ama sadece birazcık süslü hali, makyajlı hali. Yeni rejimler ortaya çıktı. Yeni yönetim şekilleri. Faşizm, komünizm, nazizm gibi yapılan barış anlaşmalarının ağır maddeler içermesi 2. Dünya Savaşı'na sebep oldu. Yani aslında 2. Dünya Savaşı'nın sebebi 1. Dünya Savaşı. Çünkü yenilen devletler çok ağır maddeler içeren anlaşmalar imzalıyor. Bu da zaten 2. Dünya Savaşı'na doğru dünyayı sürüklüyor. Devletlerin arasındaki dengeler bozuluyor, sınırlar değişiyor. Avrupa'nın haritası değişiyor. Yeniden çiziliyor Avrupa haritası ve dünya barışını sağlamak için Milletler Cemiyeti Cemiyeti Akvam kuruluyor. Tabii ki bu savaştan en kârlı çıkan devlet her zamanki gibi kim oluyor arkadaşlar? İngiltere oluyor. Gelelim bizimle yapılan ateşkes anlaşmasına. Arkadaşlar ateşkes anlaşmaları savaşı kısa süreliğine durduran, duraklatan anlaşmalardır. Savaşı tam anlamıyla bitiren anlaşmalar değildir. Dikkat edin. Mondros Ateşkes Anlaşması Limni adasında Mondros Limanı'nda Agamennon adlı bir İngiliz gemisinde imzalanıyor. Osmanlı Devleti adına bu anlaşmayı imzalamaya Rauf Orbay ve İngilizler adına, itilaflar adına bu anlaşmaya gelen kişi ise Amiral Kaltorp. Arkadaşlar ne gibi maddeler var isterseniz buna bir bakalım. Gerçekten çok sıkıntılı maddeleri olan bir antlaşmadan bahsediyoruz. Mesela bir maddesi iç güvenliği sağlayacak kuvvetler dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ne demek terhis etmek? Dağıtılacak. E ben topraklarımı nasıl savunacağım? Adamların amacı zaten belli. Neymiş? Osmanlı topraklarını savunmasız bırakmak istemişler. Bir diğer Mondros maddesi. Boğazlar itilaf devletlerine açılacak. İstihkamlar yani oradaki bizim askeri birliklerimiz itilaflar tarafından işgal edilecek. Neymiş amaç Osmanlı'yı baskı altında tutmak ve Anadolu ile İstanbul'un arasındaki bağı koparmak itilafların buradaki amacıymış diyoruz. Geçebilirsem hemen devam edeceğim. Geçtim arkadaşlar. Mondros sonrasında işgallere bir bakalım isterseniz. Ee, biz Mondros'un 7. ve 24. maddesini almamış mıyız? Almamışız, unutmuşuz. Neyse ben burada sizlere anlatayım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın sizlere çok önemli iki tane maddesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 7. madde ve 24. madde. 7. madde Osmanlı Devleti'ni resmen işgale açan maddedir. Çünkü arkadaşlar 7. madde diyor ki itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilecek. Bu ne demek? İstedikleri yere girebilirler demek. Çünkü 7. maddeyi bahane gösterebilirler. 24. madde ne arkadaşlar? Doğudaki 6 ilde, vilayeti Sitte'de karışıklık çıkarsa Osmanlı buraları işgal edebilecektir. Ee, özür dilerim, itilaflar buraları işgal edebilecektir. Bu maddenin amacı da Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktır. Lütfen bu maddeleri unutmayın. Özellikle 7. madde Anadolu'yu işgale açık hale getiren maddedir. İsterseniz Mondros sonrasındaki işgallere de bir bakalım. İngilizler 3 Kasım'da zengin petrol kaynaklarına sahip Musul'a girerek ateşkes antlaşması sonrası ilk işgali gerçekleştirmiş oluyor. İngilizlere baktığımız zaman Musul, Antep, Urfa, Maraş, Samsun, Çanakkale, Kars, Ardahan, Batum'a giriyorlar. Fransızlar Adana ve Mersin çevresini işgal ediyorlar. İtalyanlar Antalya, Konya, Muğla çevresini işgal ediyorlar ve Yunanlar İzmir ve Doğu Trakya çevresini işgal etmişler. Arkadaşlar dikkat ederseniz Mondros'tan sonra fiilen işgaller başlamış. Böylece ne diyoruz? Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Çünkü düşman ülkemize ayak bastı ve artık işgaller başladı. Peki son sayfamız son yere geldik arkadaşlar. İşgaller karşısında kim nasıl tepki verdi? Mustafa Kemal her zamanki gibi Mondros'un çok ağır şartlar içeren bir anlaşma olduğunu kesinlikle bağımsızlıkla bağdaşmayan bir anlaşma olduğunu söyledi ve İstanbul hükümetini bu konuda uyardı. İşgallerin kabul edilemeyeceğini söyledi ve hatta İstanbul'da düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler dedi arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal bağımsızlıktan yana mücadeleci. E, Türk milleti de atasından ayrı durur mu? Tabii ki hayır. Türk milleti de hukuksal yollarla mücadele etmeye başlıyor. İşgaller önce protesto ediliyor, mitingler düzenleniyor, telgraflar gönderiliyor, cemiyetler kuruluyor. Sonra bakılıyor ki olmayacak Kuvayi Milliye Birlikleri kurularak hiç değilse kendimizi koruyalım deniliyor. Çünkü Osmanlı hükümeti hiçbir şekilde kılını kıpırdatmıyor. İtilaf devletlerinin isteklerine kayıtsız kalıyor ve her şeyini kabul ediyorlar. İşgalin büyük bir zarara ve kayıba neden olmadan atlatılacağını söylüyorlar. Sakin olmaları gerektiğini, halkın Galayana gelmemeleri gerektiğini, işgallerin geçici olacağını söylüyorlar. Yani teslimiyetçi bir tavır takınıyorlar. O dönem Osmanlı hükümetinin başında da Damat Ferit Paşa bulunuyor diyoruz. Evet Bu arkadaşlar, hızlı bir ders olacak. Çünkü çok kısa bir konu. Sadece İzmir'in işgalini işleyeceğiz. Arkadaşlar 15 Mayıs 1919 tarihine geldiğimizde Mondros'un 7. maddesine dayandıklarını söyleyen ve Paris konferansında kendilerine verilen haklara ve Wilson ilkelerine dayanan Yunanlar tabii ki bu e, dayanmaları, dayanak noktaları geçersiz dayanak noktaları ama Yunanlar ne yapmışlar biliyor musunuz? 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişler. Bakın dayanak noktalarını bir daha söylüyorum. Mondros'un 7. maddesi neymiş? Güvenlikleri tehlikedeymiş. Paris konferansında hatırlayacaksınız bunlara ne verdiler? İzmir ve çevresini verdiler. Ve Wilson ilkelerindeki haklarına dayanan neymiş? Wilson ne demişti? Kim nerede kalabalıksa o bölgede kendi millet devletini kurabilecek. Ee, Yunanlar zaten kalabalık değil ama öyle iddia ediyorlar. Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ediyorlar. arkadaşlar gazeteci Hasan tahsin Yunan askerlerine ateş ederek Egedeki ilk silahlı direniş hareketini başlatan kişidir ve ilk şehit diyoruz. Yunanlar bölgede kendi nüfuslarının daha fazla olduklarını iddia ediyorlardı Bu durum üzerine Amerika Birleşik Devletleri yani ABD bölgeye, Amiral Bristol başkanlığındaki bir heyeti gönderdi. Amiral Bristol'ü burada görüyorsunuz arkadaşlar. Amiral Bristol Ege bölgesine geliyor. Bölgeyi karış karış geziyor ve incelemeler yapıyor. Sonucunda da incelemelerin sonucunda da bir rapor yayınlıyor. Bu raporun adına biz ne diyoruz? Amiral Bristol raporu diyoruz. Peki ne diyor bu rapor? Arkadaşlar bu rapora göre Türk nüfusu bölgede daha fazladır. Ve Yunanlar Türkleri katletmektedir. Yani Yunanların iddialarının asılsız olduğunu söyleyen bir rapor hazırlıyor. Yunanlar ne diyordu? Bölgede biz kalabalığız, Türkler daha azınlıkta ve Türkler bizi katlediyorlar. Tam söylediklerinin tersi çıktı. Amiral Bristol raporunda bunu anlattı. Şimdi gelelim bu işin önemli kısmına. Arkadaşlar Türklerin haklı olduğunu dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol yayınladığı rapordur diyoruz. Lütfen Amiral Bristol raporunu unutmayın. Öncelikle evet, Kuvayı Milliyenin kurulmasıyla başlayacağız. Arkadaşlar Mondros'tan sonra ne olmuştu? Anadolu'da işgaller başlamıştı. Anadolu yer yer işgal edilmişti. Türk halkı baktı ki İstanbul hükümetinden bir ses çıkmıyor, bir çıt çıkmıyor, iş başa düştü diyerek teşkilatlandı, kendi aralarında teşkilatlandı. Ve milli bir direniş ruhu ortaya çıkardı. Arkadaşlar işgallere karşı vatanı korumak ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna biz Kuvayi Milliye yani milli kuvvetler diyoruz. Peki Kuvayi Milliye bu halkın oluşturduğu ordunun özellikleri neler? Zaten sağ tarafta bir Kuvayi Milliye birliği görüyorsunuz. Arkadaşlar bu insanlar genellikle asker değil, sıradan vatandaşlar. Yani vatanı korumak için gönüllü olan kişiler. Yani Kuvayi Milliye gönüllülük esasına göre kurulan bir ordu diyebiliriz. Ancak düzensiz bir ordu. İhtiyaçlarını halktan karşılayan bir ordudan bahsediyoruz. Çünkü devlet tarafından resmi bir şekilde desteklenen bir ordu değil. Halk bu birliklerin gıda desteğini, giyecek desteğini vermiştir. Arkadaşlar bu ordu düzenli bir ordu niteliğine sahip değildir. Dağınık bir şekilde hareket etmişlerdir ve bölgesel olarak yani kendi bölgelerini herkes kendi bölgesini çıkmış sanki düşmanı çöp gibi saymış ve çöp temizler gibi düşmanı bölgesel olarak bölgelerinden temizlemek istemişler. İşte biz bu harekete kuvayı milliye diyoruz. Hemen gelelim arkadaşlar. Artık cemiyetlere bakmaya. Arkadaşlar cemiyetleri biz burada iki grup altında inceleyeceğiz, yararlı ve zararlı cemiyetler olarak konuşacağız. Öncelikle isterseniz yararlı yani vatan için faydalı işler yapan cemiyetlere bir bakalım. Burada sizlere bir ipucu vermek istiyorum. Bakın e, isminin içerisinde müdafaa, hukuk geçiyorsa bu cemiyet yararlı cemiyettir. Müdafaa savunma demek. Hukukta hak. Hakkımı savunuyorum. Vatanımı savunuyorum. Bu benim en doğal hakkım. İşte isminin içinde müdafaa hukuk cemiyeti geçen cemiyetler yararlı cemiyetlerdir. Bunlardan bir tanesi Trakya Paşaeli Müdafaa -yı Hukuk Cemiyeti. İlk kurulan cemiyet ve Yunanlara karşı kurulan bir cemiyettir. Trakya'yı Yunanlardan korumak için kurulan cemiyet. İkinci cemiyetimiz İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti yine Yunanlara karşı kurulan bir cemiyet. Nereyi koruduğu çok bariz belli. İzmir ve çevresini korumak için kurulan bir cemiyetten bahsediyoruz arkadaşlar. Reddi İlhak Cemiyeti'ne baktığımız zaman yine İzmir ve çevresini Yunanlar karşısında korumak için kurulan bir cemiyettir. Red, reddediyorum. İlhak, işgal demek. İşgali reddediyorum cemiyeti diyebilirsiniz. Bir diğer cemiyetimiz Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Ermenilere karşı Doğu Anadolu illerini korumak için kurulan bir cemiyettir. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Trabzon çevresinde bulunan Pontus Rumlarına karşı savunma yapan cemiyeti olarak karşımıza çıkar. Gelelim önemli bir cemiyete Kilikyalılar Cemiyetine. Arkadaşlar neden yıldız koyduğumu şimdi söyleyeceğim. Adana ve çevresini Fransız ve Ermenilerden koruyan cemiyettir. Arkadaşlar bakanlıklar, Milliyetin Bakanlığı ve yayın evleri Kilikyalılar Cemiyeti'ni soru olarak çok sorarlar. Çünkü ismine baktığımız zaman sanki böyle zararlı cemiyet ismiymiş gibi yani Rum ismiymiş gibi durmakta. Gerçekten de öyle bir kökenden geliyor ama Kilikya, Çukurova bölgesinin tarihsel adı. Yararlı bir cemiyet, Adana ve çevresini koruyan cemiyet diyoruz. Yıldız koyduğum ve koyu olarak yazdığım cemiyete bakalım. Milli Kongre Cemiyeti diğer cemiyetlerden birazcık farklı bir cemiyet arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti tüm vatanı koruyan bir cemiyet. Yani ulusal bir cemiyet. Diğer cemiyetler ise bölgeseldi arkadaşlar. Her biri kendi bölgesini kurtarmaya çalışmıştır ama Milli Kongre Cemiyeti tüm vatanı kurtarmaya çalışmıştır ve diğer cemiyetlerden farklı olarak basın ve yayın yolunu yani gazete çıkararak mücadele etme yolunu tercih etmiştir. Ee, bir diğer cemiyetimiz yararlı cemiyet Anadolu Kadınları Cemiyeti Sivas'ta Mustafa Kemal'in isteği üzerine kurulan bir cemiyettir diyoruz. Gelelim vatan için zararlı olan cemiyetlere. Bu cemiyetleri de iki grup altında inceleyeceğiz. Milli varlığa düşman cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler. Arkadaşlar milli varlığa düşman cemiyet dediğimiz zaman bu cemiyetler genellikle Türk ve Müslüman olanların kurduğu cemiyetler. Yani ben bunlara diyorum ki içimizdeki çürük elmalar, koynumuzdaki yılanlar. Suh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti. Osmanlı'yı tekrar canlandırmak istiyor. E zaten Osmanlı teslim olmuş durumda. Teali İslam, halifenin etrafında toplanma düşüncesi. E zaten biz Hicaz-Yemen cephesinde Araplardan sırtımızdan bıçak yedik. E, Halifen etrafında toplanamazsın Zaten o geçmiş Kürt yani cemiyeti Doğuda bir Kürt devleti kurmak istiyor Ayrılıkçı bir cemiyet Hürriyet ve itilaf tekrar Osmanlıyı güçlendirmek istiyor Bunların arasında Şu sondaki iki tane cemiyetimiz önemli Cemiyetimiz demeyelim Cemiyetleri önemli Çünkü bu iki cemiyette Neyi savunuyor arkadaşlar Manda ve himayeyi savunuyor Bir tanesi son Prensipleri Cemiyeti Amerikan mandasını bir tanesi de İngiliz mandasını savunuyor. Diyorlar ki biz Amerikan mandasına girersek ya da İngiliz mandasına girersek ancak öyle kurtulabiliriz. Ancak bizim düşüncemiz her zaman neydi? Bağımsızlıktı. O yüzden bu cemiyetler varlığımıza düşman cemiyetlerdir. Bir de zaten bize sıkıntı çıkaran azınlıkların olduğu cemiyetler vardı. Azınlıklardan Rumların kurduğu. Şuraya yazalım arkadaşlar. Rumların kurduğu Mavri Mira, Etniki Yeterya ve Pontus Rum Cemiyetleri Anadolu'da Rum devleti, Yunan devleti kurmaya çalışmışlardır. Ermenilerin özellikle kurduğu Hınçak ve Taşnak cemiyetleri ise Anadolu'da yine zararlı faaliyet yürütmüşlerdir diyoruz. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Atatürk'le birlikte Bandırma Vapuru'na binerek öncelikle Samsun'a çıkacağız ve Milli Mücadeleyi başlatacağız. Hazırsanız dersimize hemen başlıyoruz. Samsun ve çevresine baktığımız zaman orada arkadaşlar Pontus Rumcuları görüyoruz. Pontus Rum Cemiyeti üyesi bazı kişiler oradaki Türkleri çeşitli şekillerde katliamlar yaparak öldürüyorlar. Rumların bu hareketlerine karşı bölgedeki vatansever halkın karşı koyması ile karışıklıklar çıkıyor. Türkler diyor ki hayırdır burası bizim memleketimiz. Rumlar diyor ki biz burayı size kaptırmayacağız diyor. Ortada böyle bir karışıklık başlıyor. İşte bu olayların önlenmesi için Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a görevlendiriliyor. Arkadaşlar lütfen Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olması rolünü, görevini unutmayın. Burada şunu da hatırlatmam gerekiyor. Ne oldu da devlet Mustafa Kemal'i oraya 9. Ordu Müfettişi olarak gönderdi? Arkadaşlar İtilaf Devletleri dediler ki Mondros'un 7. maddesi devreye girecek. Çünkü orada biz kendimizi güvende hissetmiyoruz dediler. Çünkü neydi Mondros'un 7. maddesi? İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir noktayı işgal edebilecektir. İşte aslında tehdit etmişler bizi ve bunun üzerine Osmanlı Devleti Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a göndermiş. Arkadaşlar peki Mustafa Kemal'e verilen görev ne? Git oradaki olayları araştır. Bölgede düzeni sağla, karışıklığı durdur ve Türk halkının elindeki silahları topla. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa böyle bir şey yapar mı? Hayır arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın asıl amacı milli bilinci uyandırmak ve bağımsızlık savaşını yani kurtuluş savaşımızı başlatmaktır. 15 Mayıs'ta başlayan, 16 Mayıs'ta başlayan bu yolculuk Bandırma vapuruyla 19 Mayıs'ta Samsun'da sona eriyor ve Samsun'dan adeta ülkemizin üzerine bir güneş doğuyor. Milli mücadelemiz aslında bu yolculukla başlamış oluyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal oraya gittiğinde durumu bir rapor halinde bildiriyor. Biz bu rapora Samsun raporu diyoruz. Nedir bu rapor? Olaylardan kim sorumludur? Rumlar ve itilaf devletlerinin subayları sorumludur. Hani diyorlardı ya orada Türkler e, karışıklık çıkarıyor. Öyle bir şey yok. Mustafa Kemal gidip gözlemlerini yazıyor. Diyor ki. Olaylarda Rumlar ve İtilaflar sorumludur. İzmir'in işgal edilmesi haksızdır. Türk milleti bağımsızlık için hareket etmelidir diyerek bağımsızlık yolunda bir ışık yakmış oluyor. Mustafa Kemal bunun üzerine bakıyor ki Samsun kendisi için güvenli değil. Hemen Samsun'un bir ilçesi olan Havza'ya geliyor ve burada Havza genelgesini yayınlayacak. Peki bakalım Havza genelgesi nedir? Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Havza'dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf gönderiyor. Ve bu telgrafta diyor ki işgallere karşı protesto mitingleri yapılacaktır. Yani işgallerin e, haksız olduğu insanlar tarafından mitinglerle eleştirilecektir. Protesto edilecektir. İtilaf devletlerini ve İstanbul hükümetini kınayan telgraflar çekilecektir. Ve kesinlikle mitingler sırasında azınlıklara kötü davranılmayacaktır. Neden arkadaşlar? Sizler bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Neden? Çünkü itilaflara kötü davranırsak Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi devreye girebilirdi. İşte Havza Genelgesi'nin geldik en önemli sonucuna lütfen burayı unutmayın arkadaşlar. Havza Genelgesi ile milli bilinç uyanmıştır diyoruz. Çünkü halkın işgallerden haberi bile yoktu. Niye yoktu? Mondros'ta birlikte bizim iletişim, haberleşme araçlarımıza hepsine itilaflar el koymuşlardı. İşte işgallerin olduğundan, vatanın elden gittiğinden ilk defa halk burada haberdar oldu ve dedi ki ne oluyor ya? Kendinize gelin. Burası bizim vatanımız dedi. İşte Havza genelgesi ile halkta milli bir bilinç aslında bir uyanış başlamış oluyor. Lütfen bu yorumu da unutmayın gelelim. Milli Mücadele'nin hazırlık döneminin belki de en önemli olaylarından bir tanesine Amasya Genelgesi. Arkadaşlar Amasya Genelgesi kim tarafından hazırlanmıştır? Tabii ki de Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanmıştır. Bu genelgeye buraya dikkat edelim. Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey imza atmış. Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir ve Konya'da bulunan Cemal Paşa ise Amasya gidemedikleri için telgrafla onaylamışlardır. Arkadaşlar bu durum nedir biliyor musunuz? Bu durum aslında Mustafa Kemal'in mücadeleyi kişisel olmaktan çıkardığının bir göstergesidir. İşte bu şekilde komutanlara imzalatarak mücadele kişisel bir mücadeleden çıkmış halka mal edilmiştir. Gelelim Amasya genelgesinde yayınlanan maddelere ve bu maddelerin yorumlarına. Burası çok önemli. Arkadaşlar. Burada bakın ilk maddemiz çok önemli. Hemen okuyorum. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu cümle aslında Kurtuluş Savaşı'mızın gerekçesini, aslında neden yaptığımızı gösteren bir cümle. Şöyle düşünelim. Soruyoruz halka. Neden Kurtuluş Savaşı'na, neden mücadeleye giriştiniz? Çünkü diyor halk, bak burayı gösteriyor. Diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Peki Amasya Genelgesi'nin bir diğer maddesine geçelim. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Peki buranın yorumuna bakalım. Kurtuluş Savaşımızın ikinci gerekçesi diyebiliriz bu cümleye bakın. Yine soruyoruz halka niye mücadeleye başladınız? Niye böyle bir mücadeleye giriştiniz? Diyorlar ki İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. O yüzden iş başa düştü diyoruz. İstanbul hükümetine de ilk defa burada karşı çıkılıyor sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim Amasya Genelgesi'nin bir diğer maddesine. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın bağımsızlığımızı kim kurtaracakmış? Yine millet kurtaracakmış. Nasıl? Azimle. Nasıl? Milletin kararıyla, kendi kararıyla. Bakın bu cümle çok çok önemli. Çünkü kurtuluş savaşımızın yöntemi belirtilmiştir. Yani nasıl yapacağız? kendimiz yapacağız. Yine millet kurtaracak. Azimle yapacak. Ve burası çok çok önemli. İlk defa milli egemenlikten bahsediliyor. Üstü kapalı da olsa halkın yönetime katılacağından, milletin kararı cümlesinden milli egemenliğin bundan sonraki süreçte etkili olacağından bahsedilmiştir. Amasya Genelgesi'nin bir diğer maddesi milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. İşte bu kurulda zaten temsil heyetidir. Temsil heyetinin kurulma fikri ortaya atılmıştır. Dikkat ederseniz kuruldu demedim. Kurulmasının fikri ortaya atılmıştır arkadaşlar. Temsil heyetinin kurulması nerede olacak? Erzurum Kongresi'nde olacak. Şimdi gelelim Amasya Genelgesi'nin önemine. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi Amasya Genelgesi ile ortaya konulmuştur. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra İstanbul hükümeti çıldırıyor. Biz Mustafa Kemal'i ne diye gönderdik? Bu adam ne yapıyor diyorlar. Ve diyorlar ki derhal geri İstanbul'a dön. Mustafa Kemal de diyor ki hayır. Ben dönmeyeceğim diyor ve çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ediyor artık Mustafa Kemal yoluna nasıl devam edecek sevgili arkadaşlar? Sivil senin benim gibi bir vatandaş olarak mücadeleye devam edecek. Lütfen bunu unutma, unutmayın. Mustafa Kemal askerlik görevinden Amasya Genelgesi sonrasında istifa ediyor. Gelelim önemli bir kongreye Erzurum Kongresi. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin toplanması için Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çalışmaları etkili oluyor. Ve tabii ki orada bir de Kazım Karabekir Paşa var. Bu üç grup yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Trabzon Müdafaa Hukuk ve Kazım Karabekir'in katkılarıyla bu kongre toplanıyor. Kongrenin amacı şu. Doğu'da bir Ermeni devleti kurulmak isteniyor. Bunun kurulmasını önlemek. Şimdi Erzurum Kongresi'ne baktığımız zaman toplanma açısından eğer bakarsak bu kongre bölgesel bir kongre. Ama alınan kararları birazdan yorumladığımız zaman göreceksiniz ki tüm vatanı ilgilendiriyor ama alınan kararlara göre bakarsak da bu kongre ulusal yani vatanın tamamını ilgilendiren bir kongre. İşte bu açıdan aslında önemli bir kongre. Gelelim Erzurum Kongresi'nde ne kararlar alınmış bunlara teker teker bakmaya. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Bakın bu cümle ilk kez milli sınırlardan bahsedilen cümledir ve vatanın bütünlüğüne vurgu yapılmıştır. Yani vatan bir bütündür diyor arkadaşlar. Vatanın bütünlüğüne bu cümle ile vurgu yapılmıştır. Bakın dikkat ederseniz toplanma açısından hani sadece doğuyla ilgiliydi ama milli sınırlardan bahsedilmiş ve vatan bütündür demiş. İşte zaten bu Erzurum Kongresi'nin ulusal bir kongre olduğunu bize gösteriyor. Bir diğer madde her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır. Milli güçlerin hep birlikte yani topyekün hareket edeceğinin bir kanıtıdır bu maddede. Gelelim bir diğer maddeye. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali bağımsızlığı sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. İşte o hükümet aslında Amasya genelgesinde vurgulanan temsil heyetiydi. İşte Erzurum Kongresi'nde bu Erzurum Kongresi'ndeki bu karardan sonra temsil heyeti kurulmuş ve Mustafa Kemal temsil heyetinin başkanlığına getirilmiştir. Gelelim bir diğer önemli cümlemize arkadaşlar. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Öncelikle ilk kısımdan başlayalım. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak. Çünkü bizim elimizde bir ordu yoktu. Biz kimle savaşıyoruz? Halkımızla savaşıyoruz. Halkımızın oluşturduğu birliklere biz ne diyorduk? Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye bizim tek kuvvetimizdir dedik. Buraya kadar tamam. Buradan sonrası daha önemli. Milli iradeyi hakim kılmak. Yani halkın söz sahibi olması. İşte arkadaşlar bakın önemliyi buraya vurguladım. Önemli gerçekten. Milli egemenlik kavramı artık açık açık vurgulanıyor bu cümleyle birlikte. Ve dedik ki arkadaşlar manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himayeyi kabul edemeyiz. Başka bir devletin emri altına giremeyiz dedik ve ilk defa manda ve himayeye karşı çıktık. Tam bağımsızlıktan yana bir tutum sergiledik diyoruz. Evet arkadaşlar böylece Erzurum Kongresi bitti. Gelelim Sivas Kongresi tüm vatanı ilgilendiren bir kongre. Arkadaşlar kongrenin toplanmasına aslında Amasya Genelgesi'nde karar verilmişti. Daha önceden Sivas'ta bir kongre toplanacağı söylenmişti. İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti kongreyi dağıtmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve o dönemde kendilerine bağlı olan Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendirdiler. Ancak Ali Galip ne yapsa da ne etse de bu kongrenin toplanmasını e, engelleyemedi diyoruz. Tüm engellemelere rağmen kongreye yurdun çeşitli yerlerinden delegeler katılmış ve tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. O zaman biz tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındıysa bu kongreye ne diyoruz? Ulusal bir kongre yani vatanın tamamını ilgilendiren bir kongredir diyoruz. Peki gelelim alınan kararlar nelerdir? Erzurum Kongresi'ne alınan kararlar küçük değişikliklerle Sivas'ta da kabul edildi. Bu da demek ki zaten Erzurum Kongresi'nde nedir? Aldığın kararlar ulusaldır. Yani böylece bölgesel kararlara ulusallık sıfatı kazandırıldı. Ulusallık katıldı. Geçelim bir diğer maddeye. Ülkedeki bütün yerel direniş cemiyetleri. Hani vardı ya her bölge kendini kurtarmaya çalışıyordu. Mesela Adana'da Kilikyalılar. Trabzon'da Trabzon Müdafayı Hukuk, İzmir'de Reddi İlhak İzmir Müdafayı e, Hukuk Cemiyeti. Bunun dışında Trakya ile bunların hepsini ne yaptık biliyor musunuz? Dedik ki arkadaşlar siz teker teker mücadele edeceğinize birleşsenize dedik. Nerede dedik bunu? Sivas'ta dedik. Ve hepsini tek yumruk altında birleştirdik. O yumruğun adı işte nedir? Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti Dedik, hepsini tek bir çatı altında birleştirdik. Böylece ne yaptık biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nı tek bir merkezden yönetecek duruma geldik. Bu zaten bizi güç kazandıracaktır. Hani demiştik ya Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul edilemez diye. Sivas'a geldiğimizde bazı üyeler hala dediler ki İngiliz mandasına girelim. Amerikan himayesine girelim gibi şeyler söylediler. Ve burada masaya yumruğu vurduk. Dedik ki manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Bir daha bu konuyu duymayacağız. Amacımız bizim nedir? Tam bağımsızlık. İşte tam bağımsızlık vurgusu yine Sivas'ta yapılmış oldu. Arkadaşlar, temsil heyeti çok çok önemli bir cümledir. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi'ne komutan olarak atadı. Bakın buraya birkaç tane yıldız, birkaç tane de ünlem koyayım ki ne kadar önemli olduğunu anlayın. Temsil heyeti burada adeta bir devlet gibi, hükümet gibi hareket etti ve yürütme yetkisini kullandı. Yani temsil heyetinin Ali Fuat Paşa'yı sen git Batı Cephesine komutan ol diyerek göndermesi temsil heyetinin bir hükümet gibi, devlet gibi çalıştığını ve yürütme yetkisini kullandığının bir göstergesidir. Sivas'ta halkımızın doğru bilgi alabilmesi için İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarmaya başladık. Bunun da amacı halkı bilinçlendirmek ve doğru bilgi vermek olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar Sivas Kongresi de böylece bitti. Şimdi gelelim Amasya görüşmelerine. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Temsil heyeti olarak. Bakın temsil heyetine hep biz diyorum. Çünkü vatanı kurtaran kişiler vatan sevdalılardır. Biz de vatan sevdalısıyız. Siz de öylesinizdir artık temsiliyetine biz diyebiliriz. Yani bu mücadeleyi yürütenler biz. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetiyle yani Damat Ferit Paşa hükümetiyle her türlü iletişimi kestik. Dedik ki biz bu artık bu adamla görüşmemiz olmayacak. Hiçbir bağlantımız kalmayacak. Bunun üzerine Damat Ferit Paşa'ya öyle bir baskı oldu ki Nasıl adamsın? Sen nasıl sadrazamsın? İstanbul'dan tutup da Anadolu'daki bir avuç insanı bile yönetemiyorsun dediler. Ve damat Ferit dedi ki yeter ulan baskılara dayanamıyorum artık ben istifa edeceğim dedi. Ve damat Ferit bunun üzerine istifa etti. Ne oldu biliyor musun? Çok güzel bir gelişme oldu. Milli mücadeleye daha sıcak yaklaşan bir adam başa geçti. İşte o adam burada Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuş oldu. Arkadaşlar bakın bizim burada Damat Ferit'i baskıya alıp istifa ettirmemiz temsil heyetinin aldığı bir siyasi başarıdır. Lütfen burayı unutmayın. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı Damat Ferit'in istifa ettirilmesidir. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal ve İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa Amasya'da görüşme yapacaklar arkadaşlar. Ali Rıza Paşa Salih Paşa'ya dedi ki git Mustafa Kemal'le görüş. İşte bu görüşmeler nerede olacak? Amasya'da. Şimdi burası çok çok önemli arkadaşlar. Lütfen çok iyi dinleyin. İstanbul Hükümeti ilk defa temsil heyetiyle aynı masaya oturdu. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben senin varlığını kabul ediyorum demek. Osmanlı Hükümeti temsil heyetinin varlığını Amasya görüşmeleri ile resmen ne yapmış oldu? Tanımış oldu. Şimdi temsil heyeti adına görüşmeye giden kişi Mustafa Kemal. İstanbul hükümeti adına gelen kişi de Bahriye Nazırı Salih Paşa. Burada bazı kararlar alınıyor. Mebusan Meclisi açılmalı kararı alınıyor. Meclis için seçim yapılmalı kararı alınıyor. Mebusan Meclisi yani İstanbul hükümeti olarak bir seçime gidilecek ve İstanbul'da bir meclis açılacak. Şimdi Mustafa Kemal bu meclisin illa Anadolu'da toplanmasını istiyor. Çünkü İstanbul tehdit altında. İtilafların tehdidi altında. Ama Salih Paşa diyor ki hayır. Bu meclis nerede toplanacak? İstanbul'da. Yani bu maddeyi aslında kabul ettiremiyoruz arkadaşlar. Yani Anadolu'nun güvenli bir yerine toplanmayacak. Maalesef İstanbul'da toplanacak. Mustafa Kemal diyor ki barış görüşmelerine giderken temsil heyeti de gitsin diyor. Bunu da kabul etmiyor. Bu da kabul edilmiyor. Bunların arasından bir tek ilk sırada Mebusan Meclisi açılmalı ve seçimler yapılmalı maddesi kabul edilmiş oluyor. Amasya görüşmelerinin sonucuna bakarsak Ankara'da yapılmasının uygulayacağını düşünüyor Mustafa Kemal ve temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya doğru ne yapıyor? Yola çıkıyor. Gerçekten de Amasya görüşmelerinden sonra seçimler yapılıyor ve Mebusan Meclisi seçimlerini %80 oranla kim kazanıyor arkadaşlar? Müdafaa hukukçular. Yani... Bizim taraf kazanıyor. Mustafa Kemal yanlıları kazanıyor ve Mustafa Kemal bu meclise Erzurum milletvekili olarak seçiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Amasya görüşmelerinden hemen sonra artık kendimiz için bir yönetim yeri seçmek zorundayız. Çünkü artık yavaş yavaş hızlanıyor işler. Temsil heyeti yönetim merkezi olarak Ankara'yı seçecek. Neden Ankara? Haritaya dikkat ederseniz Ankara'nın noktasını sizler için buraya koydum. Üstüne de tam bir Türk bayrağı diktim. Mebusat Meclisi'nin toplanacağı İstanbul'a yakın bir şehir. Yani yolda çıktığınız zaman şimdi arabayla 3-4 saatte gidiyorsunuz. He, o zaman trenle şunla bunla biraz daha uzun sürüyor ama en azından yakın. Ankara'da bir demir yolu ulaşımı var. Yani ulaşım alanın e, noktasında da gerçekten önemli bir yer. Ve Savaşların yapılacağı Batı Cephesi'ne yakın bir noktada bulunması Ankara'nın merkez seçilmesinde etkili. Arkadaşlar Ankara'nın yine merkez seçilmesinde orada Milli Mücadele'yi destekleyen bir ordunun bulunması ve Ankara halkının Milli Mücadele'yi desteklemesi de etkili olmuştur. Arkadaşlar bir önceki dersimizde sizlerle birlikte artık son Osmanlı Mebusan Meclisinin İstanbul'da açılacağını vurgulamıştık. İşte o meclis İstanbul'da açılıyor ve ondan sonraki sürece şimdi beraber bakalım. Mustafa Kemal İstanbul'un resmi işgal altında bulunması ve tutuklanma ihtimalinden dolayı Mebusan Meclisinin açılışına katılmıyor. Ancak meclise gidecek olan arkadaşlarına diyor ki şu üç şeyde. ...ortak olun ve bu üç şeyi kabul ettirin. Nedir bu üç şey? Beni meclis başkanı seçtirin. Arkadaşlar diyor ki Mustafa Kemal... ...kendisinin meclis başkanı seçilmesini istiyor. Çünkü hatırlarsanız... ...bu seçimleri yüzde seksen oranında... ...müdafaa hukukçular... ...yani Mustafa Kemal yanıları kazanmıştı. Çok rahatlıkla Mustafa Kemal'i seçebilirlerdi... ...ama seçmediler. Çünkü... E, ...mebusan meclisi dağılırsa... Meclis başkanı meclisi istediği yerde toplayabilme yetkisi vardı. Mustafa Kemal bundan dolayı istiyordu ama oraya giden milletvekilleri Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesini sağlayamadı. Yani bu dediği Mustafa Kemal'in olmadı. İkinci isteği şuydu. Oraya gittiğinizde bir müdafaa hukuk grubu oluşturun. Yani birlikte hareket edin dedi. Ama giden milletvekilleri ne yaptılar? felah vatan grubunu kurdular. Yani yine Mustafa Kemal'in dediğini aslında yapamadılar, yapmadılar. Mustafa Kemal'in üçüncü isteği şuydu. Erzurum ve Sivas Kongresi'ndeki aldığımız kararları kabul ettirin. Neydi bu kararlar? Kısaca hatırlarsanız şöyle. İşte manda ve himaye kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. İstanbul hükümeti e, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Biz e, getiririz gibi birçok karar vardı. Kapitülasyonlar kaldırılmalı. Aslında bu kararların içeriği Erzurum ve Sivas'ta kabul edilmişti. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Misak-ı Milli diyoruz. Milletvekilleri Mustafa Kemal'in bu iki söylediğini yapmadılar. Belki de en önemlisini yerine getirdiler. Misak-ı Milli'yi kabul ettiler. Şimdi gelelim Misak-ı Milli neymiş? Nasıl kararlarmış? Neyi kabul etmişler o milletvekilleri? Deniliyor ki Misak-ı Milli'de Monros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü nedir? Ayrılmaz bir bütündür. Bakın bizim aslında Türk yurdumuzun sınırları böylece çizilmiş olmadı mı? Evet. Ne sınırlarımız nedir biliyor musunuz? Mondros'tan önceki işgal edilmemiş topraklar bizimdir ve bir bütündür. Ayrılmaz bir bütündür. Çok güzel. Ne güzel sınırlarımızı belirledik. Misak-ı milliyle. Aslında misak-ı milli zaten nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ulaşmaya çalıştığımız hedefler. Hedefler. Gelelim bir diğer maddeye. Misak-ı milli de konulan madde. İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerini kendileri belirlemeli. Bakın burada ne vardır? Halkın kendi kararını kendi vermesi. Halkın kararına saygı duyulmuş. Yani bu var. Kendi istekleriyle ana katılan Kars, Ardahan, Batum için gerekirse ne yapılabilir? Halk oylaması yapılabilir. Yani burada da aslında halkın kararına saygı duyuluyor. Seçim yoluyla Türklerin fazla olduğu kanıtlanmak isteniyor. E zaten bizim amacımız şu. Orada Türkler daha fazla. Türkler kimi seçer? Bizi seçer. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bizim ayağımızda bir zincir vardı ki sormayın arkadaşlar. O zincir yüzünden biz bir gram ileriye gidemiyorduk. İşte o zincir ne biliyor musunuz? Kapitülasyonlar. İşte bu maddeyle birlikte kapitülasyonların kaldırılması istenmiş. Ve tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Misak-ı milli ile birlikte. Bir diğer madde. Azınlıkların hakları. Ne yapacakmışız? Yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla bakın burası çok önemli sağlanacak ve tanınacaktır. Yani yabancılar ne kadar Müslümanlara hak veriyorsa biz de ülkemizdeki azınlıklara o kadar hak vereceğiz. Burada aynı haklardan yararlanması diyor ya neyi vurgulanıyor aslında? Eşitlik, denklik ilkesi vurgulanmış oluyor. Lisak-ı Milli'nin bir diğer maddesi İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Boğazların ve ülkenin başkenti İstanbul bu maddeyle birlikte korunmak istenmiştir. Arkadaşlar bu maddeleri gören İtilaf devletleri ne yapmışlar? Deliye dönmüşler. Ve misak-ı millinin kabul edilmesiyle birlikte İtilaf devletleri meclisi basıyor, kapatıyor meclisi. Diyor ki siz bir daha toplanmayacaksınız ve İstanbul'u biz bu saatten sonra işgal ediyoruz. Yani İstanbul, Misak-ı Milli'nin ilan edilmesinden sonra itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir. Tabi e, bu aslında bizim için iyi bir şey. Bakın bizim için diyorum çünkü milli mücadeleciler için iyi bir şey. Niye biliyor musunuz? Fırsat bu fırsat deyip İstanbul'da meclis kapandı ya hemen ne yapacağız? Ankara'ya gelin Ankara'da meclis açacağız. İşte TBMM'nin açılma süreci böyle bir olay. Hani kötü bir olay iyi bir şeye sebep oluyor aslında. Şimdi misak-ı önemine bakarsak. Erzurum ve Sivas'ta aldığımız kararların onaylandığının kanıtıdır. Yani mecliste onaylandı. Bakın Erzurum ve Sivas'ta da benzer şeyler vardı. Manda ve himaye kabul edilemez. Vatanımızın sınırlarından bahsedilmişti. Birçok şey vardı. Erzurum ve Sivas'ta aldığımız kararlar mecliste onaylandı. Bu bir kanıt. Bu milli, misak milli dediğim şey milli mücadelemizin siyasi programı. Yani yol haritamız bizim. Lütfen bunu unutmayın. Milli mücadelemizin yol haritası misak Milli'dir. Milli sınırlarımızı burada belirliyoruz. Neydi milli sınırlarımız? Mondros'tan önceki işgal edilmemiş topraklar vatanımızın bir bütünüdür ve parçasıdır diyoruz. Vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır. Zaten o cümleyle birlikte yapıldı. Ve Misak-ı Milli ile birlikte kapitülasyonlara da ne yapılmıştı? Karşı çıkılmıştı. Arkadaşlar işte e, hayırlı olay tam olarak burada başlıyor. İstanbul'da Mebusan Meclisi kapatılınca fırsat bu fırsat diyerek Ankara'da TBMM'yi açacağız. İlk TBMM Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de açıldı. Mustafa Kemal meclis kapandıktan sonra İstanbul'da kapanan meclis kapandıktan sonra o milletvekillerine diyor ki kaçabilen gelsin. Çünkü siz halkın oyuyla seçildiniz. Aslında burada Mustafa Kemal'in demokrasiden yana olduğunu da anlayabilirsiniz. Mustafa Kemal ilk meclise nereden milletvekili seçiliyor arkadaşlar? Ankara'dan milletvekili olarak seçiliyor. Ve 24 Nisan 1920'de meclis başkanı oluyor. 24 Nisan'da meclise sunduğu önergesi şu. Hükümet kurmak zorunludur. Yani kurucu meclisiz biz aslında diyor. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Yani bizim üstümüzde başka bir güç yok. Yani biz olağanüstü meclisiz diyor. Meclisimiz yasamayı da yürütmeyi de yapacaktır diyor aslında. Yasama ne? Kanun çıkartma. Yürütme ne? Devlet işlerini yönetme demek. İkisini birlikte yapacak. Yani güçler birliği ilkesinin uygulandığını buradan anlayabilirsiniz. Diyor ki geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir. Çünkü biz kalıcıyız diyor aslında Mustafa Kemal 24 Nisan'da meclise verdiği önergede. Gelelim ilk TBMM'nin özelliklerine böylece son sayfamızda birlikte konuyu da bitireceğiz. Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir. Biraz önce Mustafa Kemal vurgulamıştı ya. Yasama, yürütme, yargı hepsi kimin elinde? TBMM'nin. Bu adamlar hem yasa çıkarabiliyor, hem yürütebiliyor, hem de o yasalara uymayanları cezalandırabiliyor. Yani yargı işi. Güçler Birliği diyoruz biz buna. Olağanüstü meclis. Çünkü meclisin üstünde hiçbir güç yok. Savaş Meclisi çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclisten bahsediyoruz. Toplumun her kesimlerince e, kesimlerine yer verilen bir meclis, demokratik bir meclis. Çünkü baktığınız zaman ilk meclisin milletvekili dağılımına çiftçi de görürsünüz. Millet e, baktığınız zaman işte e, siyasetçi de görürsünüz. Bunun dışında tüccar da görürsünüz, öğretmen de vardır, doktor da vardı. Yani halkın her kesiminden insan var. Meclis hükümeti sistemini benimseyen bir meclisten bahsediyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Kısaca şu. Meclis başkanı hükümetin de başkanı. Yani meclisi yöneten kişi aynı zamanda hükümetin de yöneticisi. İşte biz bu sisteme meclis hükümeti sistemi diyoruz. İlk meclisimizi görüyorsunuz. Ee, sizler için internette bir ufak araştırma yaptığımda ilk meclisin sanal turunun olduğunu gördüm arkadaşlar. Eğer merak edenler varsa ilk meclis binasını sanal tur ile sizler de gezebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milli ilan edilmesiyle birlikte son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılmasından sonra temsil heyetimiz tarafından fırsat bilinerek 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştı. Tabii ki Ankara'da açılmasından hemen sonra herkes TBMM'yi destekleyecek diye bir durum ortaya çıkmadı. TBMM'ye karşı bazı gruplar ayaklanmalar, isyanlar başlattılar. Peki kim o gruplar? Mesela azınlıklar. Azınlıklar bildiğiniz gibi o zaman Osmanlı ülkesinde yaşayan Türk nüfusunun dışında kalan az olan gruplar. Bunların arasında en önemlileri Ermeniler ve Rumlar. Tabii ki Ermeniler ve Rumlar zamanında milliyetçilik akımından etkilendikleri gibi TBMM açılınca tabii ki de TBMM'nin de varlığını kabul etmiyorlar ve ayaklanmalar çıkarıyorlar. İşte azınlıkların çıkarttıkları ayaklanmalar Ermeni ve Rum ayaklanmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında İstanbul hükümeti de varlığının sorgulanmasını istemediği için tabii ki TBMM'yi istemiyor. Şöyle düşünün İstanbul hükümeti yüzyıllar boyunca devleti yönetti. Karşısına TBMM gibi güçlü bir grup çıktı. İstanbul hükümeti bu durumdan rahatsız olacak ve İstanbul hükümeti ayaklanmalar da çıkaracak arkadaşlar. Ahmet Anzavur'a ve e, diyecekler ki git. İşte Marmara'nın güneyinde ayaklan diyecekler. Ahmet Anzavur ayaklanması İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan bir ayaklanmadır. Ve yine İstanbul hükümeti tarafından Kuvayı İnzibatiye ayaklanması çıkarılacak. Bu Kuvayi İnzibatiye dikkat ederseniz isim olarak Kuvayi Milliye'ye benziyor. Lütfen dikkat edin arkadaşlar buraya. Kuvayi İnzibatiye halife ordusu demek. Halifeye bağlı bulunan ordu isyan çıkarıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerine. Gelelim. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin ortak destekledikleri bazı ayaklanmalara. Yine Anadolu'nun birçok bölümünde ayaklanmalar çıkıyor. Birazdan harita üzerinde de göstereceğim nerelerde olduklarını arkadaşlar. Bu gördüğünüz, bu grupta gördüğünüz ayaklanmaları hem İstanbul Hükümeti hem de İtilaf Devletleri destekliyorlar. Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları, Afyon ayaklanması, Konya çevresinde bir isyan çıkıyor. Konya ayaklanması, Yozgat ayaklanması ve milli aşireti ayaklanması da yine İtilaf hükümet, İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından desteklenen ayaklanmalardır. Gelelim bu ayaklanmalar arasında belki de en ilginç ve bize milli eğitimin sorması muhtemel olan bölüme önceden Kuvayi Milliyeci olup sonradan isyan çıkaran kişilere arkadaşlar önceden bu kişiler Kuvayi Milliye lideri oldukları için vatanın kurtuluşu için çalışmışlar. Ancak daha sonra çıkarlarına ters düştüğü bazı şeyler çıkarlarına ters düştüğü için e, TBMM'ye karşı da isyan çıkartmışlardır. Kim bunlar? Bunların arasında en önemlisi tabii ki de Çerkez Ethem. Çerkez etem düzenli ordu kurulmadan önce Kuvayi Milliye lideriydi ve gerçekten Yunanlara karşı önemli başarılar almıştı. Ama TBMM'ye daha sonradan isyan edecek kişiler arasında yer alıyor. Yine Demirci Mehmet Efe'de önceden Kuvayi Milliyeci olup sonradan TBMM'ye karşı isyan çıkaran kişiler arasındadır diyoruz. Gelelim bu isyanlar nerelerde çıktı? Bir de bunu harita üzerinde görelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı geçen seneki LGS sınavında bir harita sorusu sordu. Böyle bir soru çıkabilir mi? Neden olmasın? Bu harita verilir. Bunun üzerinden sizlere yorum yaptırabilirler. O yüzden haritalığı şöyle bir inceleyelim isterseniz. E, haritada nerelerde isyanlar çıktığını görebilirsiniz. Bakın sağ bölümde mor ile gösterilmiş, etrafı kalın bir morla göstermiş. Ermeni ayaklanmaları bu bölgede Pontusçuların, Pontus Rumların ayaklanmaları özellikle Karadeniz'in doğusunda, Trabzon çevresinde. Bunun dışında baktığımız zaman mesela Koçgiri ayaklanması var. Çerkez Ethem'in ayaklanması var. Bakın Çerkez Ethem Kütahya ve çevresinde ayaklanıyor. Baktığımız zaman Milli Aşireti Urfa çevresinde e, ayaklanmalar çıkıyor. Yine Yozgat çevresinde bir ayaklanma çıkıyor arkadaşlar. Ali Batı ayaklanması Mardin çevresinde. Afyon ayaklanması Çopur Musa tarafından çıkarılan bir ayaklanmadır. Delibaş Mehmet tarafından Konya ayaklanması çıkarılıyor. Cemil Çeto tarafından Batman çevresinde bir ayaklanma çıkarılıyor. İstanbul çevresinde hilafet ordusu yani Kuvayi İnzibati'ye ayaklanması çıkıyor. Ve Ahmet Anzavur bakın Bursa ve Balıkesir çevresinde de Ahmet Anzavur ayaklanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına karşı çıkarılan ayaklanmalar olarak karşımıza çıkıyor. Peki TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarılan bu isyanlara karşı ne gibi önlemler aldı? Asıl önemli kısım bizim için burası. Lütfen burayı çok çok iyi dinleyin sevgili arkadaşlar. Meclis gerek İstanbul hükümetinin gerekse ittifak devletleri ve azınlıkların çıkardığı ayaklanmaları önlemek için ülke genelinde bazı önlemler alıyor. Bu önlemlere baktığımızda bu önlemlerin arasındaki en önemlisi kesinlikle bir kanun çıkarılması. Ne kanunu? Hıyaneti vataniye, vatana ihanet edenler kanunu. 29 Nisan 1920'de bu kanun çıkıyor arkadaşlar. TBMM'ye karşı isyan edenler vatan haini sayılacak ve cezalandırılacağı ilan ediliyor. Peki kanun çıkarıldı. Bu kanunu uygulayabilmek için sizin bir mahkemeye de ihtiyacınız var. İşte o mahkemede alınan önlemler arasında yeni bir mahkeme kuruluyor. İstiklal mahkemeleri kuruluyor ve ayaklananlar bu mahkemelerde yargılanıyor. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar TBMM bir kanun çıkardı. Yani ne yetkisini kullandı? Yasama yetkisini kullandı. TBMM istiklal mahkemelerini kurdu ve bu mahkemelerde milletvekilleri görev aldı. Yani TBMM ne yetkisini kullanmış oluyor? Yargı yetkisini kullanmış oluyor. Bunun dışında alınan bir diğer önlem İstanbul hükümeti bir fetva yayınlatmıştı ve TBMM'nin yani Anadolu'da yapılan faaliyetlerin haram olduğunu ve o kişilerin dine karşı geldikleriyle alakalı bir fetva yayınlamıştı. Ankara hükümeti yani TBMM ise Rıfat Börekçi'ye yani Ankara müftüsü Rıfat Börekçi karşı fetva, milli mücadeleyi destekleyen bir fetva yayınlattırıyor. Ve isyancılar e, üzerine Kuvayi Milliye Birlikleri gönderilerek isyanlar önlenmeye çalışılıyor sevgili arkadaşlar. Böyle arkadaşlar diyor. artık bizim için geçersiz olan bir anlaşmaya geldik. Osmanlı Devleti bu anlaşmayı imzalayacak. Bu anlaşma için şunu söyleyelim en başta. Osmanlı Devleti'nin resmen ölüm fermanı olan anlaşmadır ve Osmanlı Devleti bu anlaşmayı maalesef imzalayacak. İtilaf Devletleri İtalya'nın San Remo kentinde bir barış konferansı düzenliyorlar. Burada bu konferansın ortak amacı Osmanlı Devleti'ni nasıl parçalarız? Osmanlı Devleti'ni nasıl yutarız? Bunun için toplanan konferansın adı neymiş? San Remo Konferansı. Arkadaşlar bu konferansta uzlaştıkları anlaşma taslağını Osmanlı Devleti'ne bildiriyorlar. Bir taslak hazırlıyorlar. O taslak işte Ser Barış Anlaşması. Bu taslak İngilizlerin baskısı üzerine 22 Temmuz 1920'de Padişah'ın başkanlığında toplanan Saltanat Şurası tarafından onaylanıyor. Bunun üzerine Paris'e giden Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920'de itiraf ile Sevr Anlaşması'nı imzalamış oluyorlar. Peki bu anlaşmanın içeriğine baktığımız zaman İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Fakat azınlıkların hakları eğer ihlal edilirse başkent İstanbul Osmanlı'nın elinden ne yapılacakmış alınacakmış. Peki Boğazlar her zaman bütün gemileri, devletlerin gemilerine açık olacak. Yani hiçbir şekilde biz boğazları kapatamayacağız Sevr'e göre. Boğazların denetimi için bir komisyon kurulacak. Burası çok önemli. Boğazlar Komisyonu. Arkadaşlar Boğazlar Komisyonu'nun kurulması Osmanlı Devleti'nin zaten boğazların hakimiyetini kaybettiğini gösterir. Osmanlı Devleti'nde askerlik zorunlu olmayacak. Bakın Sevr Antlaşması'nın maddesine bakın. Askerlik zorunlu olmayacak. Yani asker sayımızı da kısıtlıyor. Sadece 50 bin kişilik bir ordu bulundurulabilecek. Ve bu ordunun ağır silahları da bulunmayacak. Bu ne demek? Biz işgale geldiğimiz zaman karşımızda bir ordu olmasın istemiyoruz demek. Yani e, işgalleri kolaylaştırmak için böyle bir maddede koymuşlar. Azınlıkların siyasi, sosyal ve kültürel hakları... Geliştirilecek, Zaten vardı daha da fazla olacak. Yani azınlıklara da böylece daha fazla hak verilmiş oluyor. Ve bir de hatırlarsanız ekonomik olarak bizi engelleyen kapitülasyonlar vardı. O kapitülasyonlardan bütün galip devletler yararlanacak. İşte Sevr Anlaşması'nın bu maddelerine bakarsanız Sevr Anlaşması resmen Osmanlı Devleti'nin ölüm fermanı olan anlaşmadır. Ve bu ferman Osmanlı Devleti tarafından yani daha doğrusu Saltanat Şurası tarafından imzalanmıştır. Neden bunun üzerine bastırdım, vurguladım onu da birazdan zaten söyleyeceğim. Orada anlayacaksınız. Lütfen iyi dinleyin sevgili arkadaşlar. Gelelim Sevr Anlaşması'na göre bize bırakılan yere. Şimdi haritayı bir inceleyelim sizlerle beraber. Sevr'e göre kim nereyi almış? İsterseniz doğudan başlayalım. Arkadaşlar doğuda yeşil bir renk görüyoruz. Bakın Trabzon, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan buraların hepsi gitmiş. Kim almış? Ermeniler almış. Peki aşağıdan devam edelim güneyden. Bakın Irak, Siir, Hakkari ve özellikle bizim Irak topraklarımız. Buraları kim almış? İngilizler almış. Kaymağı aslında İngilizler yiyor. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Musul, Kerkük var. Musul'da da ne var? Petrol var. İngilizler zaten orayı kimseye bırakmazlar. Peki hemen bir soluna geçelim. Burada büyük bir yer pembe ile gösterilen Suriye topraklarımızı, sonra Mardin, Diyarbakır, Urfa, Antep, Manah çevresini, Adana çevresini kim almış arkadaşlar? Fransızlar almış. En önemli ikinci toprakları da Fransızlar bu bölgeyi alarak almış oldular. İtalyanlara gelelim. İtalyanlar da demiş ki biz de Akdeniz çevresini alırız o zaman. Antalya, Konya çevresi, Isparta, Muğla yani bizim güney bölgelerimizi de İtalyanlar almışlar. Peki İzmir ve çevresine baktığımız zaman İzmir ve çevresini hatırlayacaksınız Yunanlara vermişlerdi. Bakın yine Yunanları burada görüyoruz. Baktığımız zaman e, Yunanları yine Doğu Trakya'da da Edirne, Kırklareli çevresinde de görüyoruz arkadaşlar. Ve bir de Boğazlar bölgesi var. Bakın şurada Boğazlar bölgesi var. Şu bölgeyi de hep beraber komisyonla birlikte yani Boğazlar Komisyonu'yla beraber hep birlikte işgal etmişler. Osmanlı Devleti'ne kala kala neresi kalmış sevgili arkadaşlar? Bakın İç Anadolu, Ankara, işte Çorum, Kastamonu, Samsun bu bölge kalmış. Yani çok teşekkür ederiz bize bıraktıkları yer ancak ve ancak bu kadar. Osmanlı Devleti'nin ölüm fermanı neden dediğimi, neden böyle bir tanımlama yaptığımı şu haritayı inceleyerek daha fazla anlayabilirsiniz dedim. Şimdi hemen geçtim. Bu anlaşma neden geçersiz? Ölü doğmuş bir anlaşma. İşte buna bakacağız. Sevgili arkadaşlar. Sevr-Barış Anlaşması baktığımız zaman hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Bakın hukuken geçersiz bir anlaşma. Neden? Şurayı beraber bir okuyalım bir yorumlayalım. Osmanlı Devleti'nin bir anayasası vardı hatırlarsınız. Kanuni Esası. Kanuni esasiye göre Mebusan Meclisi tarafından onaylanmayan anlaşmalar yürürlüğe giremez. Peki bizim Mebusan Meclisimize, Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ne olmuştu? Biz Misak-ı Milli'yi kabul ettiğimiz için Osmanlı'da meclisinde ve itilaf devletleri bu meclisi kapatmamışlar mıydı? Evet ortada bir meclis yok. Yani bu anlaşmayı bir meclis onaylamadı. O zaman bu anlaşma nasıl bir anlaşmadır? Hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Çünkü bu anlaşmayı meclis onaylamadı. Kim onayladı? Saltanat Şurası, Padişah birkaç tane adam gönderdi. O birkaç tane adam onayladı. Yani baktığımız zaman hukuken geçersiz bir anlaşmadan bahsediyoruz. 2. Geldik en önemli kısma. Sevr-Barış Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşmadır. Neden? Çünkü Türk halkı sevr anlaşmasını kabul etmemiş ve mücadele azmimizi bu anlaşma arttırmıştır. Şu haritaya gören Türk halkı diyor ki vatan elden gidiyor hemen birlik olmalıyız deyip mücadeleye başlayacak. İşte bu mücadele kurtuluş mücadelesi başlayacak ve bu anlaşma aslında hiç yürürlüğe giremeyecek. Bu yüzden de bu anlaşma ölü doğmuş bir anlaşmadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, öncelikle doğu ve güney cephelerini işleyeceğiz sizlerle beraber. Bir harita verdim. Harita üzerinde nerelerde cepheler açıldığını, hangi düşmanla savaştığımızı harita üzerinde görebileceğiz. Öncelikle isterseniz doğu cephesine bakalım. Bakın ülkemizin Kurtuluş Savaşı döneminde doğudaki düşmanı Ermeniler ve Ermeniler bu bölgelere hakim olmak istemişler, bu bölgeyi almak istemişler. Tabii ki burada Ermenilere karşı Osmanlı'dan kalan bir ordumuz olan 15. Kol orduyla Kazım Karabekir'in ordusuyla düşmanla savaşıyoruz. Ve buradaki savaşlar Gümrü Barış Anlaşmasıyla sona erecek. Sonrasında Moskova ve Kars anlaşmalarıyla da doğu sınırlarımız kesinlik kazanacak. Güney'e indiğimizde güneyde karşımızda daha dişli bir düşman var arkadaşlar. Kim var? Özellikle Fransızlar var. Tabii ki Fransızlara yardımcı olan Ermeni çeteleri de var. Burada maalesef elimizde düzenli bir ordu yok. Burada halk kendi kurtuluşunu kendisi sağlayacak. Nasıl sağlayacak arkadaşlar? Kuvayı milliye birlikleriyle sağlamaya çalışacak ve gerçekten de bunu başaracak. Sonrasında Fransızlarla imzaladığımız 20 Ekim Ankara Anlaşması ile de Güney Cephesi topraklarımızı kurtaracağız gelelim savaşın asıl yoğunlaşacağı Batı cephesine. Batı cephesinde karşımızda Yunanlar var. İngilizlerin özellikle desteğini alan Yunanları burada görüyoruz ve burada bakıyoruz ki Kuvayi Milliye ile bu işi yapamayacağımızı görünce bir düzenli ordu oluşturuyoruz. Düşmanla düzenli ordumuzla savaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki savaşların sonucunda da Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanarak Batı cephesi de kapanacak. Arkadaşlar şuna da değinelim. Kuzeyde bir cephe yok çünkü kuzey bölgemiz o dönemde işgal edilmemiş diyoruz. Şimdi hemen devam edelim Doğu Cephesi konusuyla. Arkadaşlar sağ üst bölümde kimlerle savaştığımızı vs şeklinde verdim. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları TBMM kiminle savaşıyor? Ermenistan'la savaşıyor. Ermenilerle savaştığımızı biraz önce öğrendik. Arkadaşlar burada çok önemli bir isim var. TBMM adına Kazım Karabekir ve onun Osmanlı'dan kalan ordusu 15. Kolordu. Dikkat edin bu kolordu düzenli bir ordudur. Ancak TBMM'nin kurduğu bir düzenli ordu değildir. Osmanlı'dan kalan ve Kazım Karabekir'in elinde tuttuğu dağıtmadığı bir ordudur. Savaşı Türk ordusu kazanmıştır sevgili arkadaşlar. Ve sonucunda Gümrü Barış Antlaşması imzalanmıştır. Burası bizim için önemli kısım. Lütfen iyi dinleyelim. Peki bu anlaşmaya göre ne oldu? Arkadaşlar bu anlaşmaya göre Kars... Sarıkamış ve Iğdır toprakları TBMM'ye verilecek. Yani bu toprakları biz almışız. Bu bizim için çok güzel bir gelişme. Ve bir diğer önemli madde. Ermenistan Sevr Anlaşması'nı tanımayacaktır. Bakın Ermenistan'ın Sevr'deki haklarından yani sözde haklarından biz onları vazgeçirmişiz. Artık Ermeni belasından kurtuluyoruz. Sevgili arkadaşlar bizim için önemli bir kazanım burada. Ermenistan TBMM hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. Zaten TBMM ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ve kabul eden ilk devlet böylece Ermenistan olacak. Bu anlaşmaya göre Ermenistan elindeki silah ve cephanenin de bir bölümünü Kazım Karabekir'e verecektir. Bu bizim için güzel bir gelişme çünkü bu cephane Batı cephesine gönderilecek ve orada kullanılacak. Gelelim gümrü anlaşmasının önemine. Arkadaşlar TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. TBMM'nin aldığı ilk siyasi başarıdır. Burası çok önemli lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve sevri geçersiz kabul eden ilk belgedir. İlk devlette de Ermenistan olmuştur. Burada önemli bölümü gerçekten bizim için çok çok önemli. Bakın çok önemli yazmışım bir de ünlem koymuşum o kadar önemli. Bunu unutmayalım diye bir daha söylüyoruz. TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk yabancı devlet kim olmuştur? Ermenistan. Hangi anlaşmayla olmuştur? Gümrü Barış Anlaşması ile. Evet arkadaşlar geldik ikinci cephemize. Güney cephesi. Güney cephesinde TBMM ile savaşan devlet Fransa biz burada VS'yi Fransa ile atıyoruz. Yine burada özellikle Ermeniler de Ermeni çetelerde Fransızlara yardımcı oluyorlar sevgili arkadaşlar. Burada elimizde düzenli bir ordu maalesef yok. Burada elimizde bulunan birlikler Kuvayı Milliye yani halk güçleri. Halk kendi kurtuluşunu maalesef kendisi karşılayacak. Tabii ki TBMME buraya kayıtsız kalamayacak çünkü doğuda bir savaş var ama çok az sayıda bir askeri bu bölgeye gönderecek. Kahraman halkımız burada kendi kurtuluşunu kendisi sağlayacak. Mesela Antep şehrinde Şahin Bey'in önderliğinde bir direniş başlayacak ve Antep şehri kurtulacak. Zaten daha sonrasında da Antep şehrine kendini kurtardığı için TBMM tarafından 1921 yılında gazi unvanı verilmiştir. Yine Urfa şehri Ali Sahip Bey'in önderliğinde e, kendi kurtuluşunu sağladığı için a, e, Urfa şehrimize de şanlı ünvanı verilmiştir 1973 yılında. Yine Maraş'ta Sütçü İmam'ın başlattığı mücadele sonucunda Maraş halkı kendini kurtarmıştır. Ve Maraş şehrimize de 1984 yılında kahraman ünvanı verilmiştir. Yani halk bu bölgelerde kendi kurtuluşunu kendisi sağlamıştır. Hani derler ya kendi göbek bağını kendisi kesti. Arkadaşlar Fransa bu yenilgilerden sonra bu şehirlerdeki hezimetlerinden sonra hemen çekilip gitmiyor. Ancak bakın burada tutunamayacağını ne zaman anlıyor biliyor musunuz? Sakarya Meydan Muharebesinden sonra. Yani hemen ben burada yenildim, çekilip gideyim demiyor. Yunanların batıda başarı almasını bekliyor. Ama tabii ki Yunanlar Türklere batıda kaybediyorlar ve sonucunda Fransa'da bakıyor ki bu Yunanlardan bir iş olmayacak. Bunlar bir iş beceremeyecekler. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM ile bir anlaşma imzalıyorlar. Ne anlaşması? Ankara Anlaşması ve sonra güney bölgelerimizi terk edip gidiyorlar. Tabi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Hatay dışındaki işgal ettikleri yerlerden çekiliyorlar. Hatay dışarıda kalıyor sevgili arkadaşlar. Böylece güney cephesinde de askeri mücadeleler sona eriyor. Ankara Anlaşması'nın önemine son olarak baktığımızda Güney Cephesi'nin kapandığını söylüyoruz ve Hatay hariç bütün Güney topraklarımızın kurtarıldığını söyleyebiliriz. Burada çok önemli bölümünde sizlere anlatmak istediğim şey ise ilk defa bir itilaf devleti sevdeki haklarından vazgeçiyor ve misak-ı milliyi ne yapmış oluyor arkadaşlar? Tanımış oluyor. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi. Sakın şurayı karıştırmayın sevgili arkadaşlar. Bir önceki bölümde gümrü anlaşmasına değinmiştik. Gümrü anlaşmasıyla e, Sevdeki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştu. Misak Milli tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştu. Ama bakın dikkat edin. Ermenistan bir itilaf devleti değildir. İşte Ankara anlaşmasıyla bir ilk defa bir itilaf devleti olan Fransa TBMM'yi tanımış oluyor ve Misak Milli hedeflerimizi kabul etmiş oluyor. Evet, Arkadaşlar evet, evet. batı cephesine geldiğimizde öncelikle düzenli orduya bir ülkemizin ordusunu bir geçirelim. Biliyorsunuz ki doğu ve güneyde özellikle doğuyu katmayalım da doğuda çünkü Kazım Karabekir'in e, düzenli ordusu vardı. Ama güneyde halk kendi kurtuluşunu kendisi sağlamıştı. Batıda da ne yaptık biliyor musunuz? Öncelikle Yunanlarla Kuvayi Milliye ile savaşmayı denedik ama Kuvayi Milliye kendi bölgesini düşmandan kurtaracak güçte olmadığı için Batı cephesi savaşlarından hemen önce düzenli bir orduya geçtik. Peki neden düzenli orduya geçtik? Bunun sebeplerine isterseniz bir bakalım. Arkadaşlar Kuvayi Milliye düşmanı sadece yavaşlatıyordu. Yani düşmanı atabilecek güçte de değildi. Bu bizim işimize gelmez. Bizim amacımız düşmanı tamamen yurttan atmak. Peki başka ne oldu da biz düzenli orduya geçtik? Kuvayi Milliye birlikleri bir süre sonra güç zehirlenmesi yaşadılar ve ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaya başladılar. Yani baskınlar yaparak insanların mallarını, mülklerini birazcık yağmaladılar. Orada öyle bir sıkıntı oluştu. Bu durum tabii ki de halkımızı huzursuz etti. Bunun sonrasında Kuvayi Milliye liderleri başına buyruk hareket etmeye başladılar ve emirleri, komutaları dinlememeye başladılar. Hukuksuz hareket etmeye başladılar. İnsanları hukuksuz yere yargılamaya başladılar. Ve düzenli düşman kuvvetlerine karşı biz bu işi düzensiz birliklerle yapamayacağımızı anlayınca mecburen düzenli düzenli birliklere geçme ihtiyacından dolayı Batı cephesi savaşları başlamadan hemen önce TBMM tarafından düzenli bir ordu kurulmuştu. Artık düzenli ordumuzu kurduğumuza göre düşmanın karşısına çıkabiliriz. Şimdi ilk savaşımız 1. İnönü Savaşı. Arkadaşlar yine bir önceki konuda olduğu gibi burada düşmanı her zaman size sağ üst köşede vereceğim. TBMM burada kiminle savaşıyor? Yunanlarla savaşıyor. Arkadaşlar burada Yunanların amacı Ankara'yı ele geçirmek, TBMM'yi dağıtmak ve milli mücadeleye son vermek. Adamların amacı bu. Yani saldıran taraf Yunanlar, savunan taraf biziz. Savaşı kazanarak TBMM'ye Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmeyi düşünüyorlar. Burada bir de Çerkez Ethem ayaklanması oluyor. Tam bu savaş başladığı sırada bu fırsattan yararlanıp Yunanlar saldırıya geçmişlerdir. Arkadaşlar İsmet Paşa komutasındaki TBMM'nin kurduğu düzenli ordu. Bakın biraz önce bunu konuşmuştuk. Savunma savaşı yapıyor ve Türk ordusu yapılan savaşta Yunan ordusunu yenilgiye uğratıyor. Yani burada ilk savaşımıza TBMM'nin yan tarafına artımızı koyduk çünkü bu savaşı biz kazandık. Peki, savaşın sonuçlarında neler oldu? Arkadaşlar, savaşın çok önemli sonuçları var. Lütfen burayı çok dikkatli takip edin, gerekirse not alın ve altını çizin. TBMM'nin kurduğu düzenli ordu. İlk defa kurmuştuk ve ilk defa bir askeri başarı aldı. İlk askeri başarımızı 1. İnönü Savaşı'nda aldık. Düzenli orduya ve TBMM'ye olan insanların güveni ne oldu? Arttı. İnsanlar dediler ki TBMM bu işi başaracak. Güvenli ordumuz bu işi başaracak diye insanların TBMM ve ordusuna güveni arttı. İsmet Paşa general rütbesine yükseltildi. Burada bizim için asıl önemli sonuçlar son 5 sırada yazan sonuçlar. Arkadaşlar burada sizlere bir şifre vereceğim. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına talim şifresiyle ulaşabilirsiniz. Aklınıza getirebilirsiniz. Nedir bu talim şifresinin başlıkları? Nedir bu talim şifresinin içeriği? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra ülkemizin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Anayasası'nı kabul ettik ve hukuk alanında bir yenilik yaptık. Sonrasında bakın başka bir devlet olan yani uluslararası bir olay olan Afganistan'la dostluk anlaşması imzaladık. Londra konferansına çağrıldık ki 1. İnönü Savaşı'nın belki de en önemli sonucudur. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra İstiklal Marşı'mızı, bağımsız bir devlet olduğumuzu gösterdik ve İstiklal Marşı'mızı kabul ettik. Ve Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması'nı imzaladık. Yani 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını, baş harfler olarak önemli sonuçlarını talim olarak aklınıza getirebilirsiniz. Şimdi burada son olarak şunu da söyleyip bu olayların içeriğine gelmek istiyorum. Arkadaşlar bazı sonuçlar sadece bizim ülkemizi ilgilendirdiği için ulusal, bazı sonuçlar başka ülkeleri de ilgilendirdiği için ne diyoruz? Uluslararası. Başka ülkeleri de ilgilendiriyorsa uluslararası diyoruz. Teşkilat Hukuk Esasî Anayasası sadece bizim ülkemizi ilgilendirir, başka bir ülkeyi ilgilendirmez. O yüzden bu ulusaldır. Afganistan'la dostluk anlaşması yapmamız hem bizi hem Afganistan'ı ilgilendirir. Uluslar arası. Londra'ya konferansa gitmemiz başka ülkeleri de ilgilendirir. Uluslar arası. İstiklal Marşı'nı kabul etmemiz sadece bizi ilgilendirir. Ulusal. Moskova anlaşması başka bir ülkeyi de ilgilendirir Sovyet Rusya'yı. Uluslar arası diyebiliriz. Neden buna özellikle değindim? Çünkü 3 sene önceki Teok ya da legi, Teoktaydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 ya da 18 2017 Teoktaydı. Hangisi birinci İnönü'nün ulusal sonucudur diye bir sonuç çıkmıştı. Özellikle bunu da değinmek istedim. Şimdi gelelim bu olayların içeriğine. Öncelikle bunların arasında en önemlisi olan 1. İnönü Savaşı'ndan sonra çağrıldığımız Londra Konferansı'na bir bakalım. Arkadaşlar TBMM 1. İnönü'de başarılı olunca İtilaf Devletleri aslında amaçları bizimle barış yapmak değil de Yunanlara zaman kazandırmak ve ufak değişikliklerle, sevri, ufak oynamalarla bize kabul ettirmek amacıyla bizi Londra konferansına çağıracaklar. Adamların amacı Yunanlara zaman kazandırmak ve sevri küçük değişikliklerle kabul ettirebilmek Türk tarafına. Burada arkadaşlar çok önemli bir kurnazlık var. İtilaf devletleri ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu konferansa hem TBMM'yi çağırıyorlar hem de İstanbul hükümetini davet ediyorlar. Neden? Çünkü iki tarafı birbirlerine düşürecekler ve aradan sıyrılıp Sevr Anlaşması'nı imzalattıracaklar. Adamların olayı bu. Şimdi bakalım kimler katıldı bu konferansa? İtilaflar adına İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan katıldı. Türk milleti adına öncelikle bizim tarafımıza bakalım. TBMM adına Bekir Sami Bey ve İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa Londra konferansına katıldı. Peki bu anlaşmadan yani bu konferanstan bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Biz bunu biliyoruz. Sonuç çıkmayacağını bilmemize rağmen neden katıldık? Çünkü dünyaya barışçıl olduğumuzu göstermek istiyoruz. İtilaflar öyle bir propaganda yapıyorlar ki bak Türk tarafı hiç masa başına gelmiyor. Bizimle barış yapmak istemiyor gibi bir yanlış düşünceyi dünyaya anlatıyorlar. Ama öyle bir şey yok. İşte biz bunu yıkmak için özellikle oraya gidiyoruz. Barışçıl olduğumuzu göstermek için. Bu bir. Ve misak-ı milliyi dünyaya duyurmak için oraya gidiyoruz. Çünkü masa başına oturursak bizim hedeflerimizi de kabul etmiş olacaklar. Arkadaşlar burada itilaf devletlerinin iki tarafı birbirine düşürme düşüncesi Tevfik Paşa'nın sözleriyle Bozguna uğruyor. Çünkü Tevfik Paşa ne demiş biliyor musunuz? Söz sırası kendine geldiğinde ayağa kalkmış ve demiş ki söz hakkı milletimin gerçek temsilcisi olan TBMM üyelerinindir. Diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bırakmış ve İtilaf Devletleri'nin oyununu bozmuştur. Burada bir sonuç çıkmamış. Ama bizim için çok çok önemli bir gelişme var arkadaşlar. Bakın buraya bir yıldız koydum. Bir yıldız da buraya koydum. Hatta birkaç tane de ünlem koyayım. Bir tane de burada var. Neden bu kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri şu ana kadar varlığını kabul etmediği TBMM'yi resmen tanımış oluyor. Burası bizim için çok önemli. Lütfen buraya dikkat edin. Londra Konferansı ile TBMM İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmış oluyor. Evet şimdi geçelim hemen birinci inönünün bir başka sonucuna. Sovyet Rusya ile yaptığımız bir anlaşma Moskova Anlaşması. Kimle yaptık? Sovyet Rusya ile. Peki içeriğinde ne var bir bakalım. İçeriğinde şu var arkadaşlar. Osmanlı ile Çarlık Rusya'nın arasında imzalanan anlaşmalar geçersiz sayılmıştır. Bu ne demek? Osmanlı'nın yeni de TBMM, Çarlık Rusya'nın yerine de Sovyet Rusya. Yani iki devlet kurulduğunun, iki yeni devlet kurulduğunun bir kanıtıdır. Yeni rejimlerin ortaya çıktığının bize bir göstergesidir. Bir diğer önemli yorum arkadaşlar bakın burası çok önemli. Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Şimdi hemen size soruyorum. TBMM olarak biz hangi kötü anlaşmayı tanımıyoruz? Sevri değil mi? Bu an bu maddeye göre demek ki Rusya'da Sevr anlaşmasını reddettiğini kabul etmiştir. Ve iki ülke dış politikada birlikte hareket edeceğini göstermiştir. Burası bizim için çok önemli. Ve Sovyet Rusya... Kapitülasyonlardan bu anlaşma sonucunda vazgeçmiştir. Ekonomik bağımsızlık için bizim adımıza önemli bir kazanç diyebiliriz. Arkadaşlar bu anlaşma ile Sovyet Rusya TBMM'ye silah ve para yardımı yapacaktır. Bunu da görüyoruz. Ancak bu anlaşmada hadi her şey bizim için iyi olmayacak. Bir tane de bizim için olumsuz bir sonuç var. Çünkü karşılıklı e, tavizler verilmiş burada. Maalesef Batum'u bu anlaşma sonucunda Gürcistan'a vermişiz. Batum'u Gürcistan'a vermemiz misak milliden ilk defa taviz verdiğimizi bir yerden vazgeçtiğimizi gösterir. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam Batum'u niye Gürcistan'a vermişiz? Niye Rusya'ya değil de Gürcistan'a? Gürcistan o dönemde Sovyet Rusya'nın uydu devleti olarak çalışıyor. Yani alt devleti olarak çalışıyor. O yüzden Batum Gürcistan'a iyi niyet olarak verilen bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim 1. İnönü Savaşı'nın bir diğer sonucuna Afganlarla dostluk anlaşması imzalıyoruz. Nedir bunun içeriği? Taraflardan biri sömürgeci devletlerin saldırısına uğrarsa diğeri yardım edecek. Yani Afganistan'a savaş açılırsa biz yardım edeceğiz. Bize savaş olursa Afganlar yardım edecek. Bunu e, teyit etmişiz. TBMM ile Afganistan arasında kültürel yardım olayı olacak. Yani biz oraya asker göndereceğiz, subay göndereceğiz ve öğretmen göndereceğiz. Kültürel yardım yapmayı da TBMM olarak kabul etmişiz. Bizim için önemine gelirsek Afganistan TBMM hükümetinin TBMM'de Afganistan'ın bağımsızlığını böylece tanımış oldu. Ve ilk defa bir İslam devleti ilk defa bir Müslüman devlet bizi tanımış oldu. TBMM'yi Afganistan Türk devletini tanıyan ilk Müslüman devlet olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim birinci inönünün bir diğer sonucuna İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi. Arkadaşlar. Marşlar bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün göstergesidir. Yine biz de 1. İnönü Savaşı sonrasında bağımsızlığımızın göstergesi olarak İstiklal Marşı'nı kabul ediyoruz. Peki neden böyle bir marş yazılma ihtiyacı duyuldu? Çünkü bağımsızlığımızı göstermek istiyoruz ve Türk milletinin temsilcisi olduğunu TBMM'nin göstermek için böyle bir marş yazma gereği duyduk ve bunun yanında milli mücadele ruhunu ve askerlerini gaza getirmek ve savaşma şevkini de arttırmak için böyle bir marşı kabul ediyoruz. Biliyorsunuz ki marş için, marşın ortaya çıkması için Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya önce Mehmet Akif Ersoy katılmak istemiyor çünkü ortada bir para ödülü var. Böyle bir durumda ben şiir yazamam diyor çünkü ortada para ödülü var. Ben yaparsam ücretsiz yapacağım diyor ve sonucunda İstiklal Marşı'nı yazıyor ve bu marş TBMM'de milli marşımız olarak kabul ediliyor. Türk ordusuna ithaf etmiştir. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy. Evet arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nı ve savaşın sonrasındaki önemli sonuçları detaylıca işledik. Şimdi 2. İnönü Savaşı'na geçelim. Batı cephesinde yaptığımız ikinci Savaştır. Karşımızda yine Yunanlar var arkadaşlar. Londra konferansına katıldıktan sonra zaten bir sonuç alamayacağımızı biliyorduk. Neden katıldığımızı da anlattım. Sonuç alamayınca Yunanlar bu arada toparlandılar ve tekrardan Ankara'yı almak, TBMM'yi dağıtmak ve sevri kabul ettirmek için yine saldırıya geçtiler. Yani yine saldırı yapıyorlar, biz yine savunmadayız. Ve Türk ordusu bu saldırıyı önleyerek düşmanı yine ağır bir yenilgiye uğratıyor. Batı cephesinin 2. savaşında da TBMM'nin düzenli ordusu Yunanları yeniyor. Savaşın sonuçlarına baktığımızda insanlarımızın ordumuza ve TBMM'ye güveni iyice artıyor ve Mustafa Kemal burada İsmet Paşa'ya bölgedeki komutanımız olan İsmet Paşa'ya bir telgraf çekiyor. Ve diyor ki siz orada yalnızca düşmanı değil milletin makus yani kötü giden kaderini de talihini de yendiniz diye İsmet Paşa'yı tebrik ediyor. Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı bizim için güzel şeylere aslında yavaş yavaş sebep olacak. Çünkü İtalya ve Fransa bakıyorlar ki bir şey beceremeyecekler yavaş yavaş Anadolu'yu terk etme hazırlıklarına başlayacaklar. Yani İtalya ve Fransa diyecek ki biz yavaştan kalkalım. Ama bakın dikkat ederseniz terk edip gittiler demedim. Bakın hazırlıklara başladı. Henüz terk etme gibi bir durum söz konusu değil. Bunu da unutmayalım. Bunu da üstüne basalım. Gelelim Batı cephesinin 3. savaşına. Kütahya Eskişehir Savaşı. Yine burada karşımızda düşman olarak Batı cephesi savaşlarında olduğu gibi, hepsinde olduğu gibi Yunanlar var. Arkadaşlar Yunanların amacı 1. ve 2. İnönü savaşlarının intikamını almak. Yine Ankara'yı ele geçirmek, TBMM'yi dağıtmak ve sevri kabul ettirmek. Adamların amacı bu. Büyük bir ordu ile saldırıya geçiyorlar. Yine savunmadayız. Maalesef bu yapılan savaşı biz değil Yunanlar kazanıyor. Unutmayın arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiğimiz tek savaş Kütahya-Eskişehir Savaşı'dır. Yunanlar bu savaşı ka kazanıyor. Türk ordusu bu savaşı maalesef kaybediyor. Ordumuz daha fazla kayıp vermesin diye ve orduyu tekrar toparlayabilmek için Mustafa Kemal'in emriyle ordumuz Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Bu savaş tarihinde ilk defa yapılan bir olay olduğu için Mustafa Kemal'in askeri dehasını gösteren bir olaydır. Çünkü kendisine Sakarya Nehri'ni doğal bir siper olarak almıştır. Bakın Türk ordusu bu taraftaydı. Savaştan sonra, yenilgiden sonra bu tarafa çekildi. Doğuya çekildi ve savunmaya başladı. Peki biz kaybettik ne oldu? Gerçekten olumsuz sonuçları olan bir savaştan bahsediyoruz. Kaybettikten sonra arkadaşlar Kütahya'yı, Eskişehir'i ve Afyon'u kaybettik. Bu şehirleri kaybettik. Yenilgiden Mustafa Kemal sorumlu tutuldu. Bakın komutan Mustafa Kemal değil ama yine de Mustafa Kemal sorumlu tutuldu. Askerden kaçmalar arttı. Ordumuza insanlarımızın güveni azaldı. Yani rüzgar bizim için tersine döndü. Yenerken kazanırken her şey güzel. İlk galibiyet ilk mağlubiyette yenilgi de rüzgar tersine döndü. Ve oklar Mustafa Kemal'e çevrildi. Hatta e, Polatlı ilçesine kadar düşman geldi ve Ankara'ya 90 kilometre kaldı. Top sesleri TBMM'de duyulmaya başlandı. Bunun üzerine meclisi Kayseri'ye taşıyalım diye bir gündem geldi. Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme geldi ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal sorumluluğu kendisine atıldıktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Çok cesur bir hamleyle dedi ki madem sorumluluk benim üzerimde tamam kabul ediyorum. Sorumluluğu üstleniyorum ama sizden bir yetki istiyorum. Nedir? TBMM'nin tüm yetkilerini 3 aylığına istiyorum. Yasama ve yürütme yetkisini ben alacağım. Neden bunu istiyorum? Çünkü benim savaş zamanında hızlı karar almam lazım. Hızlı karar almak için Mustafa Kemal TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini meclisten 3 aylığına alıyor. Bakın dikkat ederseniz süresiz istemiyor, 3 aylığına. Bu da zaten Mustafa Kemal'in demokrasiye olan inancını bize gösterir. Ve meclis bu Mustafa Kemal'in teklifini kabul ediyor ve Mustafa Kemal çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile tüm meclisin yetkisini üstüne alıyor. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında askerlikten istifa etmişti ve tekrardan askerlik mesleğine böylece Başkomutanlık Kanunu ile dönmüş oluyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in Başkomutan olduktan sonra bu yetkiyi üstüne aldıktan sonra yaptığı ilk şey Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ordumuzun birçok eksiği var. Bunun karşılanması için halkımıza başvuruyoruz. Ve bir emir yayınlıyor Mustafa Kemal. Bu emir ise tekalifi milliyedir. Yani savaşa iyi girebilmek için, hazır bir şekilde girebilmek için halkın ordusuna yardım etmesi emrini Mustafa Kemal yayınlıyor. Evet. Arkadaşlar ilk olarak Marif Kongresini işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Batı cephesinde... Kütahya Eskişehir savaşlarının olduğu dönemde toplanan bir kongredir. Sadece marifin ne demek olduğunu bilseniz bile burayla alakalı gelebilecek soruları çözebilirsiniz. Marif eşittir eğitimdir sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk eğitime büyük önem vermiş ve eğitimin bir milletin geleceği için çok önemli bir rol oynadığını bilen bir lider. Bu nedenle Kütahya, Eskişehir, savaşlarının devam ettiği günlerde, bakın dikkat edin, çok önemli. Biliyorsunuz ki yenildiğimiz bir savaştı. Yani ne kadar tehlikeli bir savaş olduğunu sonuçlarına baktığınızda bile görebilirsiniz. Ee, bu savaşın devam ettiği günlerde Ankara'da bir kongre yapılıyor. Kongreye Mustafa Kemal ile birlikte 180 eğitimci katılıyor. Atatürk'e öncesinde, kongre öncesinde deniliyor ki savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada. Böyle bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim deniliyor. Mustafa Kemal bunun üzerine hayır hayır kesinlikle ertelemeyeceksiniz. Cahillikle ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım demiştir. Bu da Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi bir kez daha bize gösteren çok önemli bir örnektir. Yani ne demiş Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaş kadar önemlidir. O yüzden bu kongre bizim için önemli. Milliyetin Bakanlığı da LGS'de Maarif Kongresi'ne özel bir önem veriyor sevgili arkadaşlar. Birkaç kere çıkan sorular arasında Maarif Kongresi ile ilgili sorular vardı. Lütfen bu konuya da dikkat edin. Şimdi gelelim tekalifi milliye emirlerine. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra TBMM'nin tüm yetkilerini üzerine alarak ne olmuştu? Başkomutan. Yani TBMM adına karar verme bu ve bu kararları yürütebilme yetkisi Mustafa Kemal'e verilmişti. Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra ilk emrini verdi ve ordusunun ihtiyacını karşılamak için tekalifi milliye emirlerini yayınladı. Bakın olay özet olarak şudur. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal yetkilerini kullandı ve böyle bir emir yayınladı. Peki içerisinde bu emirlerin neler var? Buna bir bakalım. Bu emirler baktığımız zaman öncelikle bir komisyon tarafından kontrol edilecek. Yani emirlerin yerine getirip getirilmediğini, kayıtların tutulmasını bir komisyon yapacak. Burası çok önemli değil. Peki halktan ne istenmiş? Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık yani ayakkabı hazırlayıp komisyona teslim etmesine karar verildi. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane 3 gün içerisinde teslim edilmesi istendi. Halkın elinde bulunan binek hayvanların taşıt araçlarının %20'sinin teslim edilmesi istendi. Halkın elinde bulunan gıdanın da %20'si teslim edilmesi istendi. Daha birçok madde var ama özet olarak şunu söyleyebiliriz ki ordunun her türlü ihtiyacını halk bu emirlerle seve seve karşılamıştır. Bakın halk zorakiyi getirip vermemiştir. Seve seve karşılamıştır. Çünkü biliyor ki halk düşman ülkeye ayak bastığı zaman bunların hiçbirisi olmayacak. O yüzden halk bu emirlerin gereklerini seve seve yerine getirmiştir. Ve biz aslında tekalifi milliye ile birlikte şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki halkın ordusunun yanında yer alması, Topyekün bir savaşın, topyekün bir mücadelenin olduğunu bizlere gösterir. Peki, topyekün mücadele ne demektir? Hep birlikte, topluca savaş yapmak demektir. Arkadaşlar, tekrardan şuraya bir e, değinelim. Çok önemli diye sizler için uyarımızı koyduk buraya. Halkın tekalifi milliye emirleri için her türlü fedakarlığı yapması, ordusuna yardımcı olması, Türk halkının fedakar, yardımsever dayanışmacı ve vatansever şekilde hareket ettiğinin bizlere bir göstergesidir. Aşağıda gördüğünüz iki tane resimde Türk halkının sol taraftaki resimde tekalifi milliye ile ordusuna yardım ettiği bir görsel görüyorsunuz. Baktığınız zaman bakın Türk kadınları, erkekleri bir komisyona bakın şurada bir komisyon var masa başında kayıt altına alınıyor bir komisyona ellerinde ne var ne yok getirmiş vermişler. Ordusuna destek olmuşlar. Tabii ki burada şunu da söyleyelim. Karşılıksız bir durum değil. Bedeli sonradan ödenmek üzere bu e, malzemeler alındı ve savaş bittikten sonra Türk halkına bunların bedeli ödendi. Çünkü kayıt altına alındı hepsi. Ve sağ taraftaki görselde de yine Türk halkının ordusuna yardımcı olmak için mermi yapan Türk kadınlarını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine bu durum Türk kadınının fedakar, vatansever ve dayanışmacı olduğunun bir göstergesidir. İlk konumuz ve belki de Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi'nin en önemli mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesini sizlerle birlikte işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi kim kimle savaşıyor sağ üst köşede görebilirsiniz. Burada karşımızda düşman Yunan ordusu. Batı Cephesi'nde her zaman olduğu gibi Yunan ordusu bulunuyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşı'nı Yunanlar kazanmıştı. Yine Yunanlar Türklere son darbeyi vuracaklarını düşünerek Ankara'yı ele geçirmek için ve TBMM'ye Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için saldırıya geçiyorlar. Tarih 23 Ağustos 1921. Arkadaşlar Türk ve Yunan ordusunun Sakarya Savaşı öncesindeki durumlarına baktığınız zaman Yunan ordusunun ezici bir üstünlükte olduğunu görebilirsiniz. Subay sayısında bir tek Türk tarafının fazla olduğunu ama birçok alanda geri kalan birçok alanda Türk e, Yunan ordusunun daha kalabalık olduğunu görebilirsiniz. Mesela savaşacak er sayısında Türklerin 96 bin eri bulunurken Yunanların 121 120 bin tane askeri bulunmakta. Tüfek sayısında 54 bin tüfeğimiz bulunurken onların neredeyse 76 bin tüfeği bulunmakta. Makinalı tüfeklere baktığımızda 825 makinalı tüfeğimiz var. Onların 2768 makinalı tüfeği var. Toplara baktığımızda 169 topumuz var. 268 topları var. Hayvan sayısında biz fazlayız çünkü zaten bizim topraklarımızda savaşılıyor. Bu yüzden fazlayız. Araba sayısında yine biz fazlayız ama bakın kamyon sayısında yine onlar. Uçağımız 2 tane var. Onların 240 tane uçağı var. Yani ezici üstünlük Sayılara baktığınızda Yunanların elinde. Ama burada tabii ki bizim elimizde de çok kuvvetli bir koz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün ordunun başında yer alması. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emrine hep birlikte bir bakalım. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Peki bu emir ne demek arkadaşlar? Belli bir çizgiyi, belli bir sınırı savunmak yoktur. Bütün vatanı savunmak vardır diyor. Yani düşman burayı almak istiyorsa bizim cesedimizi çiğnemek zorunda diye bu tarihi emrini veriyor. Bu tarihi emir Mustafa Kemal'in askeri dehasının toplu mücadele e, taktiğinin bir göstergesi olduğu için askeri dehasının bir örneğidir. Sevgili arkadaşlar bu savaş ile Yunan ordusu yeniliyor. Yani biraz önceki bölümümüze şöyle yapalım. Burayı geçerken unuttuk. Artımızı Türk tarafına atalım. Savaşı Türk ordusu kazanıyor. Yunan ordusu kaybediyor. Ve Yunan ordusunun artık saldırı gücü kırılıyor ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Sakarya Irmağı'nın doğusu düşmandan tamamen temizlenmiş oluyor. Savaşın sonuçlarına baktığımızda bizim için gerçekten çok önemli sonuçları olan bir savaştan bahsettik. Nedir? Türk milletinin bağımsızlığına olan inancı artmıştır. Ayrıca halkın TBMM'ye ve ordusuna güveni tam olarak sağlanmıştır. Yunanların Türk ordusunu yok etme, Ankara'yı alma ve sevri kabul ettirme hayalleri sona ermiştir. Burası bizim için çok önemli. Artık Yunanlar savunmaya geçti. Artık saldıracak taraf biziz. Türk ordusu taarruz konumuna geçmiştir. Arkadaşlar Türk ordusu en son 1683'te saldırmıştı. Yani 2. Viyana kuşatmasından beri Türk ordusu sürekli bir geri çekilme halinde. İşte ilk defa geri çekilme sona eriyor. Biz saldırı durumuna geliyoruz. Bu savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa Mareşal rütbesini alıyor. Türkiye'de sadece iki kişi de vardır bu rütbe Osmanlı rütbesidir arkadaşlar Fevzi Çakmak Paşa'da ve bir de Mustafa Kemal Paşa'da vardır ve Mustafa Kemal bu savaştan sonra Gazilik ünvanını da almıştır. Peki savaşın sonuçlarına devam edelim. Ne oluyor? İtalyanlar Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden tamamen çekiliyorlar. Hatırlayacaksınız arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. İtalyanlar yavaş yavaş hareketlenmişti. Biz müsaade isteyelim demişlerdi. Çekilme hazırlıklarına başlamışlardı ama Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda Türk ordusu yenilince beklemeye geçtiler. Yani çekilme hazırlıklarını durdurdular. Acaba Yunanlar başarılı olacak mı dediler. Ama baktılar ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu kazandı ve İtalya artık dedi ki bu sefer kesin olarak kalkıyoruz ve Anadolu'dan İtalyanlar çekilip gittiler. Bir düşmandan kurtulduk mu? Kurtulduk. Çok güzel bir gelişme bizim için. Sonrasında Kafkas ülkeleriyle Kars anlaşmasını yapıyoruz. Yani kim bunlar? Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la Kars anlaşmasını yapıyoruz ve bugünkü doğu sınırımız, doğu sınırımız kesinlik kazanıyor arkadaşlar. Bu anlaşmayla bugünkü doğu sınırımız çizilmiş oluyor. Bakın başka bir olay. Fransa ile Ankara anlaşmasını imzalıyoruz ve sonrasında Fransa Ankara anlaşmasından sonra Ülkemizden çekilip gidiyor Hatay haricindeki tüm güney topraklarımızı kurtarıyoruz Bu da bizim için çok önemli gelişme Fransa'dan da böylece kurtulmuş olduk İtilafların arasındaki görüş ayrılıkları iyice arttı ve birlik tamamen bozuldu Ortada kala kala bir İngiltere Bir de itilaflardan Yunanlar kaldı e Yunanları da zaten biz yeniyoruz Sadece bir İngiltere kaldı diyebilirsiniz İtilaf devletleri Türkiye ile Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Bu durum TBMM'nin varlığını ve askeri alandaki başarısını bizlere gösteren bir örnektir arkadaşlar. Burada yorum olarak şunu yapabiliriz. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi'nde yani savaş meydanında aldığımız bir başarı bizi siyasi başarıya götürmüştür. Bu yorumu da çok rahatlıkla burada yapabiliriz. Hemen gelelim Batı cephesinin 5. ve son savaşına büyük taarruz. Taarruz demek sevgili arkadaşlar saldırmak demektir. Bu sefer saldıran taraf onlar değil biziz. Bu sefer Türkiye saldırıyor yani TBMM orduları saldırıyor. Yunanistan savunmada. Arkadaşlar itilaf devletleri ateşkes ve barış görüşmeleri teklif etse de tatmin edici neticeler alınamayınca Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başladı ve yaklaşık bir yıl kadar gizlice bu hazırlıklar yapıldı. Sevgili arkadaşlar Sakarya'dan tam bir sene sonra büyük taarruz saldırısı başlıyor. Tam bir sene çok gizli bir şekilde titizlikle bu saldırı planları yapılıyor. Hatta üstü kapalı olarak bazı organizasyonlar yapılıyor ki Türk ordusu zafer sarhoşu gibi e, algılansın diye. Mesela ordu komutanlarımız Konya'da bir maça gidiyorlar. Maç izlemeye gidiyorlar. Bu e, olayda şunu gösteriyorlar dünyaya. Bakın biz savaşı kazandık. Zaferle birlikte kutlamalara başladık. Ama orada gizlice, stadyumda gizlice e, ne yapılmıştır? Savaş planı hazırlanmıştır. Yani bu da e, hazırlıkların çok gizli bir şekilde yürütüldüğünün bir göstergesidir bizlere. Büyük taarruz başlamadan hemen önce meclis bir karar alıyor. Ve biliyorsunuz ki Mustafa Kemal başkomutandı ama 3 aylığına vermişlerdi. Sürekli bunu 3 ay uzatıyorlardı. Artık... Mustafa Kemal'e güven o kadar sağlamlaştı ki TBMM'nin tüm yetkileri süresiz olarak Mustafa Kemal'e verildi. Bu da Mustafa Kemal'e duyulan güvenin bir göstergesidir. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Büyük Taarruz Savaşı'nda tarihi emrini veriyor ve diyor ki Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini alan Türk ordusu Yunanları mağlup ediyor. Türk ordusu 9 Eylül tarihinde İzmir'e 11 Eylül günü Bursa'ya ve 18 Eylül günü Balıkesir'e ulaşarak tüm Batı Anadolu'dan düşmanı temizliyor. Yunanları İzmir'den 9 Eylül tarihinde denize döküyoruz ve Yunanlar bizim sayemizde biraz ironidir ama yüzmeyi öğreniyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi savaşın sonuçlarına geldiğimizde dikkat ederseniz Batı Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardık. Ama hala Trakya'da Yunanlar bulunuyorlar. Vatanın tamamını kurtardık demiyoruz. Bakın Batı Anadolu'yu düşmandan temizledik. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası böylece başarıyla tamamlanmış oluyor. Artık diplomatik savaş başlayacak. Yani masa başında anlaşma üzerinde kazanmaya bakacağız. Türk ordusu kesin zafer alması nedeniyle itilaf devletleri Türk ordusuna barış teklifinde bulunuyorlar. Ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Ve sonrasında Türk tarafıyla Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, artık savaş dönemimizi bitirdik. Şimdi masa başı savaş başlıyor. İlk masa başı savaşımız Mudanya Ateşkes Antlaşması. Bakın savaş bitti. Artık masada kazanmamız lazım. Yani kağıt üzerinde de kazanmamız lazım. Bizi nereye çağırdılar? Mudanya'ya, ateşkes'e çağırdılar. Bursa'nın bir ilçesidir sevgili arkadaşlar. Büyük tarzda biz Yunanları yendiğimiz için Batı Anadolu'yu kurtardık. Türk ordusu ne yaptı biliyor musunuz? Hızını alamadı ve dedi ki İngilizleri de temizleyelim. Bunun üzerine Doğu Trakya ve Boğazlara doğru ilerlemeye başladı. Çanakkale'ye doğru ilerleyince bunun üzerine İngiltere ne yapmak zorunda kaldı? Ateşkes istemek zorunda kaldı. Neden İngiltere ateşkes istemek zorunda kaldı? Şu sebepten sevgili arkadaşlar. Çünkü İngiltere yalnız kaldı ve ülkesinde de Artık sıkıldı bu durumdan. İnsanlar da sıkıldılar. Sürekli savaş durumu. Bakın ne oldu? Yunanları biz yendik. İtalyanlar Sakarya'dan sonra çekilip gittiler. Fransızlar Sakarya'dan sonra çekilip gittiler. E zaten Rusya çok önceden çekilip gitmişti. İngilizler yalnız kaldı. Ve insanların da İngiliz hükümetine tepkileri sonucunda İngiltere'de savaştan çekilmek için bize bir ateşkes önerisiyle geldi. Budanya Ateşkes Anlaşması. Peki. TBMM adına buraya kim katıldı? İsmet Paşa TBMM adına buraya görüşmelere giden temsilcimizdir. İtilaflar adına ise İngiltere, Fransa ve İtalya Mudanya Ateşkes Anlaşması'na gelecektir. Yunanistan burada İngiltere tarafından temsil edilmektedir. Yunanistan burada yok arkadaşlar. Şimdi isterseniz anlaşmanın maddelerine bakarak dördüncü konumuzun sonuna geleceğiz. Mudanya Ateşkes Anlaşmasının ilk maddesi Türklerle Yunanlar arasında savaş durumu sona erecektir. Artık savaş yok. Peki ikinci madde bu madde bizim için çok önemli ve çok güzel bir madde. Çünkü Yunanlar 15 gün içinde Doğu Trakya'yı yani bulundukları Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresini boşaltacak ve kime verecektir? TBMM'ye bırakacaktır. Bunun dışında... İstanbul ve Boğazlar da bakın burası çok önemli. İstanbul ve Boğazlar da kime verilecektir? TBMM'ye verilecektir. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir gelişme. İstanbul ve Boğazları aynı zamanda Doğu Trakya'yı savaş yapmadan ne yapmışız? Kurtarmışız. Barış imzalanıncaya kadar da Türk ordusu Doğu Trakya'da ancak 8000 asker bulunduracak maddesi konulmuş. Bu cümle bizi sınırlandıran bir maddedir ama şu bölüm daha önemli bizim için ikinci ve üçüncü maddeler. Şimdi anlaşmanın önemine gelirsek. Arkadaşlar silahlı mücadele döneminin bittiğini söylemiştik. Diplomatik dönem başladı bunu biliyoruz. Doğu Trakya ve İstanbul'u savaş yapmadan kurtardık. Bu bizim için güzel bir gelişme. İtilaf devletleri yeni Türk devletinin siyasi varlığını böylece tanımış oldular. Bu da bizim için çok güzel bir gelişme. Bakın son olay çok çok önemli koskoca 624 yıllık Osmanlı Devleti itilafların gözünde hukuken bitmiştir. Neden? Çünkü bakın İstanbul padişahın bulunduğu yer hiç Osmanlı'ya danışılmadan, padişaha danışılmadan itilaflar tarafından kime bırakıldı? TBMM. Bu ne demek? Ben artık Osmanlı hükümetini saymıyorum. Kimi sayıyorum? TBMM. Yani Osmanlı Devleti anlaşma üzerinde hukuken sona ermiştir bunu da unutmayalım